Şimdi Mehmet Ali Önel'in sunduğu Deşifre programı başlıyor. Mehmet Ali Önel, size iyi akşamlar dileyelim. Sözü size Teşekkürler. bırakalım. Buyurun. Teşekkürler Barış. Sana da iyi akşamlar. Gülen Cemaati Rusya'da 5 yıldızlı bir otelde dinler arası diyalog toplantısı yapıyor. Katılımcılar arasında Hristiyan din adamları, cemaatin önde gelen isimleri ve bazı tanınmış yazarlar var. Masalara kırmızı beyaz şaraplar ve ünlü Rus vodkası servis ediliyor. İçkiler yudumlanırken tam da o sırada bir cemaat görevlisi tecvidiyle makamıyla Kur'an okumaya başlıyor. Bence organizasyonda bir hata olmuş, evet. O sırada salonda bulunan liberal yazar Cüneyt Ünsever bile şaşkınlıktan dilini tutuyor. İçki içtiğimiz ortam dini aktivite yapılacak bir ortam değildi. Şu yaşımda ilk defa alkol aldığım bir ortamda Kur'an dinlemek durumunda kaldım. Kur'an-ı Kerim kıraatının içki masalarına meze edilmesi rezaletini tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu değerlendiriyor. Şok görüntüler birazdan. Evet, izlediğiniz bu görüntüler büyük bir skandalın ipuçlarını veriyor. Gülen Cemaati'nin dinler arası diyalog mottosunu bu akşam araştırmacı yazar Sayın Kadir Mısıroğlu ile tartışacağız. Hemen belirtelim, teaser'da gördünüz, çok önemli görüntüler var. Gülen Cemaati'nin Rusya'daki dinler arası diyalog çalışmaları sırasında masalara içki servisleri yapılıyor. Aynı zamanda bir cemaat görevlisi Kur'an okumaya başlıyor. Kur'an'la içki servisi bir arada olur mu? İçki masasında Kur'an meze yapılır mı? Bu küstahlığı nasıl anlamak gerekiyor? Bu akşam dediğim gibi çok ilginç bir yayında karşınızda olacağız. Sayın Mısıroğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Görüntüleri gördünüz. Aslında bunların detaylarına ineceğiz, konuşacağız. Evet. Gerçekten de aslında büyük bir skandal. Dinler arası diyalog hep tartışılırdı, konuşulurdu ama bu derece gerçekten de İslam'ın deyim yerindeyse ayaklar altına alındığı, ben bunu söylemekte beis görmüyorum. Çünkü Kur'an içkiyi ayetlerle kesin olarak yasaklar. Kur'an'ın farz hükümlerindendir, kesin hükümlerindendir. İçki yasaktır İslam'da. Böyle bir ortamda hem Kur'an okunacak hem de İslam adına diyalog aranacak, barış aranacak. Siz ne dersiniz? Çok detaya girmeden şöyle bir üzerinden bahsedip sonra, çünkü ilerleyen dakikalarda daha çok fazla görüntüler var. Bunun detaylarını da vereceğiz. Buyurun. Evvela ben muhterem dinleyicilere mesaj mahiyetinde bir kitabın ön sözü gibi birkaç söz söylemek istiyorum. Buyurun lütfen. Tahmin ediyorum size de bana da televizyona çıkmam için çok baskı yapılıyor. Halbuki benim okuyucularıma vaat ettiğim eserler var. Bunlardan biri Osmanlı tarihi. Daha bir cildini çıkardım. Televizyon programından sonra çalışma imkanı bulamıyorum. Ziyaretçi hücumuna uğruyorum. Onun için ne bundan sonra ne bana ne de size böyle bir baskıda bulunmasınlar, rica ediyorum. Ben cumartesi günleri vakıfta her cumartesi sabahtan yatsıya kadar konuşuyorum. Bunda iki saati internet üzerindendir. Bununla ihticaz etsinler. Ben vaktiyle gençlik yıllarımda fikirlerime müşteri bulamıyordum. Bir Kadir gecesi Fatih Camii'nde Mevlid-i Şerif'i terk ettim, bir yurda gideyim, hasbalde bulunayım diye iki yurttan kovuldum. Müşteri bulamıyordum. Şükründen acizim ki bugün yetişemiyorum. Ama söz uçuyor, eser kalıyor. Okuyucuya vaat ettiğim eserleri bitirmem lazım. Bu bakımdan televizyona çıkmaktan beni muaf tutsunlar. Özür diliyorum. Bir de yaşlandım. 80'i devirdim. Allah size sağlıklı ömürler versin. Biz sizi peşinizi kolay bırakmayız. 80'i devirdim. Sayın Mısıroğlu.
Ben biliyorum, müşahede ettim, yerinde de geldim, Sevilla evet. evinde de gördüm. Gençlerden çok büyük bir ilgi var gerçekten de sizin çalışmalarınıza, evet. sohbetlerinize. Aynı şekilde bizim yaptığımız programlar da çok büyük ilgi bu görüyor. Bu benim şahsımla alakalı değil. Fikrin cazibesi. Millet hakikate susamış. Bunu ifade ediyor. Millet yeniden dinine, milliyetine, şahsiyetine uyanıyor. Yalanların mevsimi bitti. Şimdi Gülen cazibe cemaati fikirde. 17 Aralık operasyonundan sonradır ki çok yoğun bir şekilde tartışılıyor, konuşuluyor. Belki birçok kişi, hemen hemen belki de nüfusun kahir ekseriyeti Gülen cemaatinin aslında tartışılabildiğini, tartışılması gereken tarafları da olduğunu bu operasyondan sonra fark etti. Hele ama şükür. siz 1990'lı yıllardan beri sohbetlerinizde birçok ortamda bunu açık yüreklilikle söyleyip eleştiriyorsunuz Gülen cemaatini ve daha Sayın Gülen'i şahsen. Şimdi bir kayıt var. Belki size sürpriz olacak. 1995 yılında bir sohbetiniz sırasında çekilen bir kayıt bu. Arkadaşlar o videoyu versinler. O zaman siz cemaatle ilgili hangi tespitleri yapmışsınız? Onu bir dinleyelim. Üzerine konuşacağız. Hemen yine hatırlatayım. Cemaatin Moskova'daki dinler arası diyalog çalışmasının şok görüntülerin detayları da daha sonra gelecek ekrana. Üç beş sene evvel vefat etseydim, ahirette benden sonra ölmüş birisi gelip de bana deseydim ona ne var ne yok dünyada? Deseydi ki çok dünyada değişiklik var. Ne var? Ya dünyada çok değişiklik var. Hayrola ne var? Ya Fethullah Gülen diye bir hoca vardı. Tanır mıydın? Nasıl tanımam? 40 seneden beri tanırım. Nasıl bilirsin? Ya sabına kadar Müslüman bilirim. O ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Ya Mustafa Kemal'i methetmeye başladı televizyonlarda. Devlet adamlarının ayaklarına gitmeye başladı. Onlara tavizin bini bir para. Bini bir para. Halk Partisi'ni temize çıkarmaya kalktı. Halk Partisi dinsizlik yapmamıştır. Laikliği dinsizlik suretinde anlamamıştır dedi ve ilaha ahır. Saatler sürecek. Herzeleri söyledi deseydi. Ya sen yalan söylüyorsun. Bir hoca böyle yapar mı dedim. Ama ben bunları gördüm. Dünya yuvarlakmış da bu kadar da yuvarlak olacağını ben tahmin edemezdim. İyi ki yaşadım da gördüm. Bir hoca arkasına on binlerce adamı takmış olan bir hoca dinin temel esaslarını çiğnerse o müsamaha görmez. Ama bu nedir biliyor musun? İyi bilinen bir adam sürpriz tesiri yapacak bir yanlışlığa sürüklendiği zaman insan birdenbire hükmedemez. Acaba der Allah Allah. Olur mu böyle şey? Şuurunu mu oynattı? Hasta mıdır? Bir şey mi oldu? Belli bir maksatla bir maslahat icabı mı söylüyor? Bunu anlayana dinleyene kadar zaman geçer. Evet. İşte o zamanı yaşıyoruz şimdi. Bir müddet sonra herkes ona hakaret edecek, onu telin edecek. Evet. Sen hoca değil, papaz bile olamazsın diyecek. Bunu bugün ben diyorsam benim talihsizliğim baz olacak şeyleri tarih şuuruna istinaden evvelden görmektir. Hoca Allah davasına ihanet ediyor, Allah yıkacak. Ya bırak şu Fethullah Gülen'e yani beni konuşmaya mecbur etme ya. Yani çıldırmış adam ya. Evet, çıldırmış. Çıldırmış. Halife olsa Türkiye'nin başında onu derhal tımarhaneye tıkar. Onların bir hoca çıkar da televizyonda sen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyorsun. Her bantında var. Bunlar doğru mu sualine? Ben maslahat icabı söylüyorum. Gençlere heyecan vermek lazım derse, yani yalan söyledim derse ve bu yalan da peygamberi için alet etmek suretiyle ise onun başına elimden gelse gökten taş yağdırırım. Buna hiçbir maslahatla izah mümkün değildir. Bir hoca Halk Partisi dinsizlik yapmamış, laikliği dinsizlik suretinde tatbik etmemiştir derse ben 30 senedir vaaz ederim. 30 senedir vaazlarım içinde laik cumhuriyet aleyhine bir cümle bulsunlar, Türkiye'den gitmeye mecburum derse, o hocayı elimden gelse, eli jiletle doğrarım. O hoca değildir. Böyle hoca olamaz. Ya tımarhaneye kapatmak lazım gelir, yahut da ona şeriat olsa idam cezası verir. Neden? Mürtet olur. Neden? İman, hakkı hak bilmek, batılı batıl bilmektir. Herif hilafetini yıkıyor, dinsiz olmuyor. Herif senin şeriatını ref ediyor, dinsiz olmuyor. Herif senin Kur'an'ını yasak ediyor, dinsiz olmuyor. Herif senin karlarının çarşafını yırtıyor, kadınları çırılçıplak sokağa döküyor, dinsiz olmuyor. Fesubhanallah, daha nasıl dinsiz olunurmuş?
Demek ki bu din öyle bir şey ki bundan çıkmak mümkün değil. Ve de diyor ki falan adam Türkiye'nin başında 15 sene bulunmuş. Türk milletini temsil etmiş, ona hakaret Türk milletine hakarettir. Ben bu sözü savcılardan duydum. 63 yaşında da bir de bu sözü bir hocadan duyuyorum. Falan adama bir millet bir adam olabilir mi? Bir adam bir milletin yerine kaim olabilir mi? Dünyanın neresinde bu rezillik, bu saçmalık görülmüş? Ben Kenan Evren'i bile tenkit etmem diyor. Hiçbir zaman da etmedim diyor. Kimseye de aleyhine konuşturmam diyor. Niye o Türkiye'nin başında bulunmuş şu kadar zaman diyor. Allah bela verir. Arkasına on binlerce adamı taktıktan sonra götürüp bu batıl rejime onları adapte etmek, teslim etmek, kurbanlık koyun gibi onun gücünü çok aşar. Allah buna müsaade etmez. Onu sıfıra müncer kılacak. Allah'ın kahrı şiddetlidir, azizun zintikamdır. Allah sana ruhsat verir, dilde kemik yok, kolay söylersin. Ama o sözün istihkaka sebep teşkil eylediği cezaya da hazırlanmalısın. Bekle gör. Evet. Sayın Mısıroğlu, çok sersiniz bir kere onu söyleyeyim. Gerçi hep öylesiniz siz aslında. Söylüyorum bir keramet değil. Tarih şuuruna sahip bir insan sıfatıyla söylüyorum. İlginç bir saptamada diyorsunuz ki sıfıra müncem kılacak Allah onu. Müncer. Yani neticesi olacak. Sıfır olacak. İşte bugün o günü yaşıyoruz. Orada dikkat buyuruz da diyorum ki insanlar tereddüt geçirir. Ummadığı bir söz duyunca bir insandan. O tereddüdü yaşıyoruz ama bir müddet sonra millet diyecek ki sen hoca değil, papaz bile olamazsın. Şimdi bunu çok söyleyenler var, benden gelip özür dileyenler de var. Biz seni haksız yere tenkit etmişiz. Az söylemişsin diyenler var. Gülen cemaati çok uzun yıllar eleştirilmedi. Sanki eleştirilden muaf gibiydi. Söyleyeyim. Neden? Benim bu prensibe mütedair, başlangıçta söylediğim söze onunla ilgili de bir iki şey katmak istiyorum. Buyurun. Bu hareket ahlaki bakımdan tenkit edilebilir. Siyasi bakımdan tenkit edilebilir. İçtimai, sosyolojik bakımdan tenkit edilebilir. Aileler arasında kavga dövüşe bile sebep olmuştur karı koca arasında. Fakat ben bunların hiçbirini yapmıyorum. Bilmediğimden değil. Kulaklarım doldu yıllardır o cemaatten ayrılan insanların anlattıkları facialarla. Onların sebep oldukları facialarla, mali suistimallerle kulaklarım doldu. Ama bir cemaat teşkili için siz Gülen diyorsunuz. Ben ağlayan adam demeyi tercih edeceğim bu akşam hiç olmazsa. Hak ettiği şey bu. Hiç güldüğünü gören yoktur onun. Çok ağlıyor gerçekten vaazlarında. Hep ağlıyor. Ama belki duygulanıyordur yani insan. Hayır. Duygulanır, ağlar. Gerekli gereksiz ağlamak psikiyatrik bir rahatsızlıktır. Benim kitabımda var. Manisa'da akıl hastanesinde yatmıştır. Kürsüde vaaz ederken ruhi depresyon geçirmiştir. Canlı şahidiyle ben söyledim. Ben beklerdim ki bu kadar hengamede işte şu siyasi yanlışı yapmış, bu fikri yanlışı yapmış, şu mali yanlışı yapmış, şu ahlaki yanlışı yapmış yanında bir de Müslüman psikiyatrist bunu incelesin. Sadece Küçük Dünyam adlı kitabı incelese onun ruhi yapısındaki sakatlıkları bir psikiyatrist görür. Ben psikiyatrist değilim ama olmayan bir adamın bile fark edeceği acayiplikler var. Bir taraftan kıtmir. Ne kıtmir? Yedi uyurların, ashab-ı keyfin köpeği. Kendinden kıtmir diye bahsediyor. Öbür tarafta da övünmenin dik alası. Peygamberi görmüşler, bizden memnun musunuz diye. İstersen kitapta yüzlerce misalini verdim. Akıl hafızalı almaz. Tabii memnunuz ama hele sizin ailede birisi var, o birisi. Ondan ziyadesiyle memnun. O kim? Kendisi. Bir hadise daha var, bilirsiniz. Erzincan'da deprem olmuş çok büyük ama Erzurum'da olmamış.
Neden diye sormuşlar. Siz kendisi devam ana rahmindeymiş de Allah Erzincan'a takdir ettiği depremi Erzurum'a takdir ettiğini Erzincan'a tebdil etmiş. Başka şey de var. Orada zelzele olmuş. Ama bunun babası, isterseniz kitaptan açar okurum, uzun gider. Yüzlerce misali var böyle. Akla, mantığa aykırı, sadece dine aykırı değil. Akla, mantığa aykırı. Peygamber aleyhissalatü vesselam teşrif etmiş de bunun babasına veya dedesine demiş ki bu söz senin mi? Evet benimdir. O da emretmiş ya Ali, Hazreti Ali yanındaymış. Buraya bir kazık çek, bu köy bir zelzeleye maruz kalmasın. Niye Fethullah Gülen o köyde doğdu diye? Evet, dahası var. Ben hayatımda babamın doğduğu ve metun bulunduğu Kuyucak köyüne karşı ayaklarımı uzatarak uyumadım bile diyor. Lan sen uykuda da mı ayağına hakimsin de ayağını uzatamadın? Bu bizi aptal yerine koyuyor. Müslümanların hepsini aptal yerine koyuyor. Sitesinde bugün öyle sözler var ki, öyle sözler var ki bunların İslam'a aykırı olduğunu, Kur'an'a aykırı olduğunu, İslam akaidine aykırı olduğunu bilmek için hiç ilim gerekmez. Yeri gelince söyleyeceğim, hiç ilim gerekmez. Cahil bir Müslüman bile bilir ki bu söz yanlış, bunu söyleyen de dinden çıkar. O misalleri vereceğim ama ben şunu söylemek istiyorum. Benim burada değerlendirmelerim yalnız dini noktayı nazardan olacak. Bu öteki meseleleri bilmediğim manasına gelmiyor. Doluyum onunla da. En aşağı bende 10-15 tane kocaman dosya dolusu evrak var. Şahıs ifadeleri var. Mağdur ettikleri insanların ifadeleri var. Birçok vesaik var. Neden eleştirmiyorsunuz? Aradığımı. Çünkü onu çok başkaları yani da yapar. Türkiye'deki birçok cemaat aslında kıyasıya eleştirilmiştir. Cemaatleşmenin sermayesi din oldu. Aynen oltadaki balık oltasındaki yem gibi. Yem olmasa oltaya balık yakalanır mı? Müslümanlardan cemaat kurdu. Onun için ben şu prensip sözünü söylemek istiyorum ki benim bu cemaat diyerek yaptığım tenkitlerde onun şahsıyla kendi etrafındaki çekirdek kadrodur hedefim. Bunu eserde de uzun uzun anlattım. Arkasından giden insanları ikaz için. Hangi eserlerde onlardan bahseder misiniz? Tahrif Hareketleri isimli 3. ciltte onu yazdım bütün tafsilatıyla. 3 cilttir bu eser. Peki. Bir 4.sü de gelecek. İnşallah. Reklam için müsaade ediyorum. Demek istiyorum ki işin birçok cephesi var. Ahlaki vesaire ama iktisadi vesaire. Fakat beni din alakadar ediyor. Peki. O cihetten devam edeceğiz. Bu dini noktayı nazardan tenkit ederken de kendisini ve çekirdek kadroyu, onun fikirlerini televizyonlarda, röportajlarda, gazetelerde aksettiren birkaç yakınına hedefimdir. Peki. Esas kitle hedefim değildir. Bunu da söyledikten sonra bir şey daha söyleyeyim. Ben onlar için çok makbul bir adamdım. Ben bugün bile hala onu anlamayan adamı mazur görmek istemiyorum. Görülecek vaziyette. O halde sizi daha iyi dinlesinler diyelim. Başlangıçta. Ona hoca hüviyetine itibar ederek arkasını takılan hiç kimseyi kınamıyorum. Peki. Çünkü ben de onu müdafaa ettim. Birazdan daha detaylı müdafaa konuşacağız. Müdafaa etmişken niye nasıl oldu da hangi sebeplerle aleyhine döndüm? Bunun elimizde bir takım belgeleri de var. Yani Fethullah Gülen daha önce nasıl bir hüviyetteydi? İki hüviyet. Daha sonra nasıl değişti konuşacağız. Elimizde görüntüler var bir takım, tamam. Çok çarpıcı. Kısa ben bir aradan sonra. Ben de sözlerinden misaller vereceğim. Efendim kısa bir reklam arası şimdi. Birinci hüviyette bir şey dediğimiz yoktu. Peki. Kısa bir reklam arası şimdi.
Gülen cemaati Rusya'da 5 yıldızlı bir otelde dinler arası diyalog toplantısı yapıyor. Katılımcılar arasında Hristiyan din adamları, cemaatin önde gelen isimleri ve bazı tanınmış yazarlar var. Masalara kırmızı beyaz şaraplar ve ünlü Rus vodkası servis ediliyor. İçkiler yudumlanırken tam da o sırada bir cemaat görevlisi tecvidiyle makamıyla Kur'an okumaya başlıyor. Bence organizasyonda bir hata olmuş, evet. O sırada salonda bulunan liberal yazar Cüneyt Gülsever bile şaşkınlıktan dilini yutuyor. İçki içtiğimiz ortam dini aktivite yapılacak bir ortam değildi. Şu yaşımda ilk defa alkol aldığım bir ortamda Kur'an dinlemek durumunda kaldım. Kur'an-ı Kerim kıraatının içki masalarına meze edilmesi rezaletini tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu değerlendiriyor. Şok görüntüler birazdan. Efendim bugün 28 Şubat postmodern darbenin 17. yılı. Aradan koca 17 yılı geçti ama Türkiye'de ne yazık ki bu darbe alışkanlığı pek değişmedi. Bugünlerde Türkiye postmodern darbeyi konuşuyor. Peki soralım o halde Türkiye postmodern 28 Şubat darbesinden nasıl oldu da 17 Aralık postmodern darbe sürecine evrildi geldi. Bununla ilgili Bahadır Kerimoğlu bir VTR hazırladı. İzleyelim. Üzerine değerli araştırmacı yazar Kadir Mısıroğlu'yla konuşacağız. Türkiye, Cumhuriyet tarihinde biri postmodern olmak üzere toplam 4 darbe, bir e-muhtıra gördü. Halkın iradesini yok sayan ve devlet gücünü hep elinde tutmak isteyenler, seçimle iktidara gelen yönetimlere her 10 yılda bir askeri darbe yapmaktan çekinmedi. Darbeciler, laiklik elden gidiyor bahanesiyle iktidarları alaşağı ediyordu. Ancak laikliğin elden gittiği, şeriat devleti kurulacağı iddiaları koca bir yalandı. Tüm mesele, 80 yıldır Türkiye'yi sömüren perde arkasındaki sivil güçlerin, Erbakan iktidarıyla bozulan düzenlerini yeniden tesis etmek için askeri sahaya sürmesinden ibaretti. Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat süreci tarihe kara bir leke olarak geçmiş, Türkiye'ye maddi manevi çok şey kaybettirmişti. Siyasi ve ekonomik krizlerle çalkalanan Türkiye yıllarca istikrara kavuşamadı. Bankaların içi boşa atılmış, ekonomi adeta çökme noktasına gelmişti. Araştırmalara göre 28 Şubat darbesinin maliyeti 300 milyar doları bulmuştu. Anadolu'nun fakir insanı sofrasında yiyeceği lokmayı diğer darbelerde olduğu gibi bir kez daha ülkeyi esir alan finans baronlarına kaptırmıştı. 28 Şubat kararlarıyla sadece ekonomi değil sosyal hayatta felç edilmişti. Dindar insanlar için cadı avına çıkılmış, İmam Hatip liselerinin önü kesilmiş, başörtülü öğrenciler ya okul kapılarından geri çevrilmiş ya da ikna odalarında örtülerini açmaya zorlanmıştı. 17 Aralık operasyonuyla başlayan darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen hareketinin 28 Şubat dönemindeki tutumu da tartışılmaya başlandı. O zaman darbeye karşı duran tüm cemaatler hedefteydi ve hepsi irticanın odağı olarak gösteriliyordu. Ancak Gülen hareketi bu baskıcı ortamdan bir şekilde kendini korumasını bilmiş, 28 Şubat sürecinde zarar görmeyen tek cemaat olmuştu. Gülen cemaatinin en çok güç kazandığı dönemlerin 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri olduğu iddiaları 17 Aralık süreciyle birlikte yeniden gündeme geldi. Nitekim Gülen grubu 28 Şubat'ta mağdur olmak bir yana güçlenmiş, darbeye karşı olmak yerine açıkça destek vermişti. Fethullah Gülen 28 Şubat darbesinden 1,5 ay sonra 17 Nisan 1997'de gazeteci Yalçın Doğan'ın programına çıkmış, zamanın Başbakanı Erbakan'ı kıyasıya eleştirirken darbecilerin masum olduğunu, hata etseler bile sevap kazanacaklarını söylemişti. Askerlerimiz bir yönüyle yaptıkları bazı şeylerden ötürü bazı çevrelerde belki antidemokratik davranıyor sayılabilirler. Ama onlar konumlarının gereğini anayasanın kendilerine verdiği şeyleri yerine getiriyorlar. Fethullah Gülen bu mülakatında
darbeci askerlerin halkın iradesini temsil eden siyasetçilerden daha demokrat olduğunu bile söylemişti. Hatta dahası ben zannediyorum onlar bazı sivil kesimlerden daha demokrat. Herhalde onların temsil ettikleri kuvvet şu partiler arasında birbirini istemeyen insanların elinde olsa bir gece hızlıca bir baskınla gelirler, hasımlarını bertaraf eder, onun yerine otururlar. Evet, kuvvet ellerinde olduğu halde, fakat çok mantıklı davranıyorlar, çok muhakemeli davranıyorlar. Epey zamandan beri hiç öne çıkmıyor burada ve kuvvet güç gösterisi şeklinde öne çıkmıyor. Bana demokraside daha dengeli geliyorlar. Fethullah Gülen hızını alamamış, bu röportajından bir gün sonra 18 Nisan 1997 tarihli Hürriyet gazetesine manşet olmuştu. Fethullah Gülen, Başbakan Erbakan'a ve yardımcısı Tansu Çiller'e beceremediniz bırakın çağrısı yapmıştı. Gülen bu şok edici sözleriyle darbeciler için adeta fetva makamı olmuş, dindar kesimin darbeyi kabullenmesi amaçlanmıştı. Fethullah Gülen, mütedeyyin halkın zekat ve himmet paralarıyla kurduğu kendi medyasında da darbecilere açık destek vermişti. 29 Mart 1997'de Samanyolu Televizyonu'na konuk olan Fethullah Gülen, asker daha demokrat sözleriyle darbeden yana olan tavrını daha da perçinlemişti. Ülkemiz kriz içinde. Gücü temsil edenler krizi önlemelidir. Bu hükümeti değiştirin demek daha demokratik olur. Burada askeriye muhtıra verdi diye suçlanmak isteniyor. İsteselerdi bu öyle, bu böyle olacak diyebilirlerdi. Oturup onlarla meseleyi 6 saat mülahaza etmezlerdi. Demokratik yollarla problemler çözülsün istediler. Gülen'in beceremediniz bırakın çağrısından çok değil 2 ay sonra 18 Haziran 1997'de Erbakan baskılara daha fazla dayanamamış istifa etmek zorunda kalmıştı. Bugün yaşananlar 28 Şubat'tan beter diyerek cemaatin 28 Şubat mağduru olduğunu öne süren Zaman Gazetesi, o dönem Refah Yol Hükümeti'nin devrilmesiyle kurulan hükümete hayırlı olsun manşetiyle selam çakmıştı. Ayrıca Zaman Gazetesi'nde yer verilen bir başka röportajda da Fethullah Gülen, 28 Şubat Türkiye'de demokrasiyi hızlandırdı diye çok tartışmalı bir açıklamada daha bulunmuştu. 28 Şubat ülkenin daha iyi bir noktaya gelmesi adına Türkiye'de bazı süreçleri geciktirdi mi? Geciktirmedi. Aksine hızlandırdı. Hatta 28 Şubat Türkiye'de demokrasinin yerleşmesini de hızlandırdı. 28 Şubat sürecinde mütedeyyin insanlar fişlenip başörtülü öğrenciler üniversite kapılarından geri çevrilirken Fethullah Gülen 13 Mart 1998 tarihli Zaman Gazetesi'ne başörtüsü furuattır, teferruatta boğulmayalım, küçük şeylere, büyük şeyleri feda etmeyelim demiş, darbeci paşalara metiyeler düzmeyi de ihmal etmemişti. Hatta dahası ben zannediyorum onlar bazı sivil kesimlerden daha demokrat. 28 Şubat sürecinde başörtüsüne furuat diyen Fethullah Gülen, eski bir vaazındaysa kapanma dinin emridir, başı açık olan her dakika günah işliyor diyordu. Dini emirlerini yerine getiremeyeceği bir okula bir kadının gitmesi caiz değildir. Ne pahasına olursa olsun mücadele edip başını kapamalıdır. Mektepte okumayı kendisine göre bir zaruret sayıyorsa, ki böyle bir zaruret bilmiyorum, ancak oradaki kızlara dini diyaneti öğreteceğim, İleride inşallah faydalı olacağım gibi, bana göre makbul olmasa bile kendine göre şahsi iştihatları var ise şayet ve bunda büyük hayır umuyorsa, ne pahasına olursa olsun bu irşat yolunda cehenneme gitse dahi bu yolda azmi ikdamı var ise evvela kendi düşünsün, daha işin başlangıcında dini emirlerden taviz vermemeye kendisini alıştırsın. Başın kapanması mevzuu Kur'an-ı Kerim'in nasıyla sabittir. İnsan her dakika başını açık tutmakla her dakika bir günah-ı kebair işlemiş olur. Fethullah Gülen eski vaazlarındaki bu keskin tavrını çoktan bırakmış, artık uzlaşmadan, diyalogdan yana tavır koymuş, hatta milletvekili Merve Kavakçı, Başbakan Bülent Ecevit tarafından meclisten kovulduğunda da sessiz kalmış, aksine Ecevit'e şefaat edeceğini söylemişti. Burası şeriyete meydan okunacak yer değildir. Bülent Bey makamı cennet olsun diyorum. Eğer sözden anlıyorsak
makamı cennet olsun diyorum. Fethullah Gülen'in bu tavizlerinin asker kanadında memnuniyet yarattığı biliniyordu. Ancak her nasılsa 18 Haziran 1999 tarihinde ATV'de devleti ele geçirmeye yönelik sözleri yayınlanmış, ardından da Gülen sağlık bahanesiyle Amerika'ya gitmişti. Gülen'in Amerika'ya neden ve nasıl gittiğini eski MİT yöneticisi Mahir Kaynak bakın nasıl açıklıyor. Çevik bir 28 Şubat sürecinde Fethullah Gülen Hoca'yı Amerika'ya gönderdi. Ben o zaman bir yazı yazdım. Dedim ki, büyük ağ, ağcılık büyük ağ. Büyük ağlarda bir takım insanlar ağları ağcıların önüne sürerler gürültü yaparak. Bu da dedim, ona benzedi. Şimdi dedim, Gülen Hoca'yı Amerika'ya çağırdılar. Orada bir grup onu kontrol edecek. Mahir Kaynağ'ın bu sözleri üzerine yerli ve yabancı medyada yer alan iddialara göre Gülen'in Amerika'da kimlerin aracılığı ve referansıyla sürekli ikamet izni aldığını da hatırlatalım. İşte Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen yazar Mustafa Akyol'un 26 Haziran 2008 tarihinde Vatan Gazetesi'nde kaleme aldığı 27 kişilik o listeden bazı isimler. George Fildes, CIA'in dışı açılım ve analiz bölümü direktörlüğü görevini yürüten bir isim. Halen Karma Askeri İstihbarat Konseyi üyesi. Graham Fuller, eski Ulusal İstihbarat Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski CIA Türkiye Masası şeflerinden. Morton Abramowitz, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Ankara Büyükelçisi. CIA ajanı. Halen Carnegie Endowment ve The Century Foundation üyesi. Gülen'in Amerika'da kalması için destek verdikleri iddia edilen Hristiyan din adamları ise şu isimlerden oluşuyordu. Alexander Karlutsos, Amerika Birleşik Devletleri Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu'nun yardımcısı. Rahip Floyd Schoenhaus, Evangelist Kilisesi Arkansas, Oklahoma. James Kenneth Eccles, Chicago Lutheran Teoloji Okulu Başkanı. Rahip Tenny Mattis, Kaliforniya Üniversitesi Riverside Kampüsü rahibi. Rahip Loy Ashton, Tugano Kolej Dini Çalışmalar Bölümü Başkanı. Daha dün darbeci paşalara karşı boynu kıldan ince olan Fethullah Gülen, dershanelerin kapatılması gündeme geldiğinde aslan kesildi. Öyle ki meddualarla, emrindeki polis ve yargı gücüyle başbakanı ve hükümeti görevini yapamaz hale getirmeye, açıkça darbeye teşebbüs etmekten çekinmedi. Allah onların evlerini ateşler salsın, yuvalarını yıksın. Peki Gülen bu noktaya nasıl geldi? Daha önce askeri ve siyasi otoriteye boyun eğen Gülen şimdi neden baş kaldırdı? Başörtüsü için eski vaazlarında dinin emridir derken daha sonra neden Fruat'tır dedi. Ünlü CIA ajanlarının Gülen'in Amerika'da kalması için referans vermesini nasıl anlamak gerek? Dinler arası diyalog ve Gülen'in Papa'ya yazdığı mektup ne ifade ediyor? Fethullah Gülen'in yaşadığı değişimi araştırmacı yazar Kadir Mısırlıoğlu canlı yayında anlatıyor. Gülen cemaati Rusya'da 5 yıldızlı bir otelde dinler arası diyalog toplantısı yapıyor. Katılımcılar arasında Hristiyan din adamları, cemaatin önde gelen isimleri ve bazı tanınmış yazarlar var. Masalara kırmızı beyaz şaraplar ve ünlü Rus vodkası servis ediliyor. İçkiler yudumlanırken tam da o sırada bir cemaat görevlisi tecvidiyle makamıyla Kur'an okumaya başlıyor. Bence organizasyonda bir hata olmuş, evet. O sırada salonda bulunan liberal yazar Cüneyt Ünsever bile şaşkınlıktan dilini tutuyor. İçki içtiğimiz ortam dini aktivite yapılacak bir ortam değildi. Bu yaşımda ilk defa alkol aldığım bir ortamda Kur'an dinlemek durumunda kaldım. Kur'an-ı Kerim kıraatının içki masalarına meze edilmesi rezaletini tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu değerlendiriyor. Şok görüntüler birazdan. Evet, Sayın Mısıroğlu, VTR'yi beraber izledik. Gerçekten aslında insan izlerken birçok şeyi anlıyoruz. Ama daha fazlasını da aslında siz burada bu akşam anlatacaksınız. Belki bu akşam cemaatin aslında gizli ajandasını da bir anlamda ortaya çıkarmış olacağız. Reklamlardan, bu kasetlerden fırsat kalsa da anlatsak.
28 Şubat'la o halde başlayalım. 28 Şubat sürecinde Türkiye'deki mütedeyyin kesimde zarar görmeyen yok gibiydi. Herkes ciddi zararlar gördü. Ama Gülen cemaati bu işten tereyağından kıl çeker gibi sivrilmesini becerdi ve daha da güçlendi. Nasıl? İhtilallerin bir mantığı vardır. İhtilaller kendilerine haklı gösterebilmek için ihtilal öncesinde bazı yalanları şai ederler, yayarlar. Kendi gelişlerine haklı göstermek içindir bu. Tanzimat 1839 bizim tarihimizde bir milattır. O tarihe kadar tezatsız bir İslam inancı icabına göre idare olunmaktayken Türkiye, orada bir inhiraf başlamıştır. Bu inhiraf başladığı zaman gitgide tarihi şartlarını, sebeplerini anlatmıyorum. İhtilalin mantığını anlatmak için söylüyorum. Gitgide İslam'ın aleyhine bir gelişme varit ve vaki olmuş. Üç büyük şahsiyet bu gelişmeye karşı çıkmıştır. Bu üç büyük şahsiyet de ihtilalle yok edilmiştir. Bunun birincisi Sultan Abdülaziz'dir. Sultan Abdülaziz Tanzimat'la atılan adımları bertaraf etmeye çalışmış. Yani eski doğruyu muhafaza etmeye çalışmış. O devrin ifsad edilmiş münevverleri, Fransız Medeni Kanunu, Napolyon Kod Sivili denilen kanunu tercüme edip Müslüman bir halka tatbik etmek istiyorlardı. Kemal Paşa'nın İsviçre kanunu tatbik etmesinden bak ne kadar, almasından ne kadar önce. Buna Sultan Aziz karşı çıktı. Cevdet Paşa reis teşkil edilmek üzere bir cemiyet kuruldu. 10 sene çalışarak dünya hukuk tarihinde bir abide olan mecelle meydana getirildi. Bir başka şeyini söyleyeyim size. Tanzimat'ın padişahlarından, Tanzimat'ı ilan eden padişah Abdülmecid tiyatro yaptırmıştı. Sultan Aziz onun tiyatrosunu ahıra çevirdi. Oraya at bağlattı. Yani bunlar tipik misallerdir ki o menfi gidişi tersine çevirmek istedi. Bu hayatına mal oldu. Ama bu sadece bu gidiş değildir. Başka sebepler de vardır. Dış düşman etkisi. Nedir o? Sultan Aziz Kırım'ı geri almak üzere dünyanın birinci donanmasını ve birinci kara ordusunu kurdu. Tabii bunu bu borçlanmayı da icap ettirdi. Onu tahtından indiren, bir ihtilalle indiren, sonra da katleden Avni Paşa dış güçlerin aletidir. Dışarıdan da destek almıştır. Birinci direnmenin o zaman gelişmekte olan batıla karşı direnmenin kurbanı Sultan Aziz'dir. Sultan Aziz için daha tahttayken bin bir yalan uyduruldu. Horozları dövüştürmüş de kazanan horozun başına madalya takarmış da vesaire. Ali Suavi bunları çok yalan uydurdum onun hakkında. Hiçbiri fazla tutmadı da bu horoz hikayesi çok tutuldu demiştir. Çünkü Sultan Aziz pehlivan. Güreşçi. Dehşetli bir adam yani. Kafası da sağlam, bedeni de sağlam. Yavuz gibi bir adam. Hamle yaptıracak. Tıpkı bugün Erdoğan'ın yaptığı gibi. Hamle yaptıracak. Bir sebep de bu hamleye karşı çıkmadır. İhtilallerde daima harici destek olur. Çok mümkündür. Çünkü direnen gücü bertaraf etmek o da ülkenin düşmanına da yaradığı için o da kendinden hasbi olarak teklif edilmese bile, talip olunmasa bile yardım eder. Evet. İşine gelir çünkü. İkinci direnen adam Abdülhamit'tir. Abdülhamit için o kadar yalan uyduruldu ki bir tekini söyleyeyim. Tıbbiye talebelerini toplarmış. Tıbbiye denilmesinin de sebebi İttihat Terakki askeri tıbbiyede kuruldu diyedi. Marmara Denizi'nde ayaklarında taş bağlayarak denize atarmış. Hı hı. İşte cimriliği söylendi, korkaklığı söylendi, söylendi oğlu söylendi. Bütün bunların yalan olduğu
onu deviren iktidar gazetelere ilan verdi. 33 senelik Abdülhamid'in idaresi zamanında bir adam, bir aileden bir fert, oğlu, kardeşi, kocası yok olan devlete müracaat etsin. Öyle birçok insanı denize demirliyordu denir. Bir tek fert çıkmadı. Bu tarihi bir gerçektir. Hepsi yalan. Cimriliğine, israfına, mesela hal fetvasında israfı var. Halbuki cimriliğini yaymışlardı. 300 milyon borçla devleti, 300 milyon altın borçla devleti teslim aldı. 30 milyon dolarla devretti. Onda bire indirdi. 10 senede iddiatçılar bunu 400 milyon dolara çıkardılar. Bunun yalanlarını da geçelim. Sultan Vahidettin. Ama iddiaçları vatansever, Abdülhamid vatan haini. Aa, vatan haini. Evet. Evet. Bugün de gayet yani gariptir. Tayyip Bey'i düşman bazen istemeden intikam mahiyetinde de işler yapar. Düşman Abdülhamid'i karikatür yapmış, burnundan düştü diyor Abdülhamid'in. Aradığım zaman bulamıyorum diye fazla vesika getirmek istemedim. Buna rağmen arıyorum. Bakın, bizi seyredenler Cumhuriyet Gazetesi'ni fazla takip etmezler. Evet. Bu Cumhuriyet'te çıkmış. Görüyor arkadaşlar, tutarsanız eğer. Cumhuriyet'te evet. Çıkmış. Abdülhamid'in burnundan düştü diyor. Doğrudur. Abdülhamid nasıl bir mukavemet ettiyse, Tayyip Bey de böyledir. Bu düşmanın ağzından bir itiraftır. O kötülemek için söylüyor ama Abdülhamid'e benzemek bizim başbakanımız için bir iftihar vesilesidir. Müslümanlar için bir iftihar vesilesidir. Zemmediyorum zannediyor. Bu doğru bir tespit. Onun yolundan gidiyor çünkü. Neyse, üçüncü direnen adam Sultan Vahidettin'di. Ne hainliği kaldı, ne vatan satması kaldı vesaire. Bunun mantığı şudur. Millete rağmen iktidara gelenler yadırganmamak için kendisini devirdikleri iktidarları kötülerler. Bu tarihten kısaca telegrafik hacimde 2-3 misaldir. Ama ben Türkiye'de hayatımda 4 ihtilale şahit oldum ve içinde yaşadım. 27 Mayıs 1960 ihtilalinde Harbiye'de hücre hapsi yattım. Balmumcu kışlasında hapis yattım. 12 Mart muhtırasından sonra Eskişehir'de 7 sene hapis, 5 sene amme haklarından men, 20 ay sürgün cezası aldım. 80 ihtilalinden sonra vatandaşlıktan atıldım. 11 sene gurbette haymatlos, vatansız yaşadım. Her ihtilal bana dokundu. Sebep, bakın, 1839'dan 1950'ye kadarki vetire küfrün galebesi vetiresiydi. Gelişme o istikametteydi. İhtilale maruz kalanlar bu batılı galip getirmek için direnenlere karşıydı. 50'den sonra halkın eline rey silahı geçince millet dinin gasp edilen hakkını rey silahıyla iktidarlardan adım adım geriye almaya başladı. Bu defa olan ihtilaller şununla sabittir ki ben 20 yaşlarında bir gençim 1960'da. Ben ne diye hapsediyorsun? Hiç alakam olmayan bir işten. Muhafazakarım, ezil. Siz o zaman üniversite hukukta üniversite talebesiyim. Ezil. Hukukta okuyorsunuz. Muhafazakarım. Demek ki ihtilaller 50'den sonraki ihtilaller hep muhafazakarlara karşı. Ne o? Kemal Paşa'nın tavan yaptırdığı batıya teslimiyet, kendi dininden, dilinden, tarihinden kopma hareketini devam ettirmek. Bu defa mağdurlar o batıldan taviz verenler oldu. Bu tavizi verenlerin birincisi Menderes'tir. Menderes, milletin eline geçen rey silahına itibaren mi, kendi içindeki cevhere istinaden mi, onu millet takdir etsin, Allah bilir kalbini. Ama
ezan yasağını kaldırdı. Kur'an kursları açılabildi 50'de. Radyoda Kur'an okutuldu. Bunlar hayal bile edilemezdi 50'de. Ahır yapılan camileri kurtardı. İmam cami, yıkılan camileri kurtardı. Efendim İmam Hatip Mektebi açtı vesaire. Evet. Bu gelişmeye karşıdır 27 Mayıs. Benim kulaklarım da çınlıyor. Behçet Kemal 24 saat televizyonda Kemal Paşa'yı, inkılaplarını metheden, gericilik denilen İslami temayilleri telin eden konuşmalar yapıyordu. Ama bu 27 Mayıs ihtilalinden önce de şai olan yalanlar aynen ihtilal mantığı gibi. Aynen. Bakın dün Sayın Başbakanımız, ben bu kelimeyi sevmem ya, Sayın Başbakanımız bir vesika gösterdi. Evet. Ben bu vesikayı 93 senesinde yayınladım. İhtilalin nasıl yalancı olduğunu, Eskişehir Örf İdare Kumandanlığı tebliği, bu uçaktan atılmış. Uçaktan atılmış. Ankara'da bütün hükümet erkanı, ben okuyayım da sonra gösteririz. Evet. Ankara'da bütün hükümet erkanı ve Demokrat Parti başkanları yabancı memleketlere kaçarken yakalanmışlardır. Beraberlerinde 12 uçak dolusu altın mücevherat ve parayı kaçırmaktayken yakalandılar. Yalana bak. Sabık Başbakan Adnan Menderes ve sabık Reis Cumhur Celal Bayar askeri kumandanlık tarafından tevkif edilmiştir. Eskişehir'de matbaası olan herkes bu havadisi basıp yaymalıdır. Dikkat, dikkat, dikkat. Vatanseverliğinize hitap ediyoruz. Demokrat Parti ilçe ve bucak başkanlarının kaçmalarına mahal vermeden tevkif edilmelerini ve askeri kuvvetler gelinceye kadar salınmamalarını rica ederim. Eskişehir Örf İdare Kumandanı Tuğ General Bedi Kireçtepe. Buyur göster. Evet. Benim o zaman muhafaza ettiğim bir vesika bu. Benim o zaman muhafaza ettiğim bir vesika. 12 dolusu uçakla kaçıyorlarmış. Yasada mahkemelerindeki yalanlar hadsiz hesapsız. Ama şahit olduğum bir yalanı daha söyleyeyim size. 27 Mayıs'ta. 27 Mayıs'ta Cağaloğlu'ndan yukarı gidiyordum. Bugünkü vilayet binasının merdivenlerinde bir albay Ertuğrul Alatlı adında bir adam, albay. Bir basın toplantısı yapıyor. Gazeteciler dolmuş oraya. Diyor ki 28 Nisan hadiselerini kastederek aynen bu Taksim 28'in muadilidir. Hazırlık safhası. Gezi olaylarını söylüyorsunuz Taksim'deki. Evet. Umumi efkarda hükümet aciz. Millet rahatsız. Şikayetler çok. Millet, hükümet bu şikayetlere çare bulamıyor vesaire. Umumi memnuniyetsizlik vardı da biz geldik diyecekler. Aynısını 28 Nisan hadiselerde ben içinde yaşadım. Evet. Alatlı diyor ki o zaman kurşun sekmesiyle yasada da sabit oldu ki bir genç öldü. Turan Emeksiz diye bugün eski Milli Türk Talebi Birliği'nin önünde heykeli vardı. Bir caddeye de Emeksiz soyadını verdiler. Yassada da ispat oldu ki adli tıp şeyi, memuru geldi. Sekme kurşunla öldü dedi. Buna rağmen bir kişi. Alatlı diyor ki 28 Nisan hadiselerinde yüzlerce kendimizi öldürdüler. Ama ne oldu biliyor musunuz? Bu hainler Ortaköy'de et kombinası vardı. Bizim bu gençlerimizin cesetlerini et kombinasında kıyma yaptılar. Bunu kulaklarım duydu. Yani o kadar vahşet içindeydi memleket, bu kadar genci kıyma makinasında, et kombinasında Ortaköy'de kıymışlar. Biz o kadar haklı bir sebeple geldik. Bunun manası bu. İhtilalden sonra, dahasını söyleyeyim, bu işlerin hep sivil ayağı vardır daima. Sivil ayağı vardır. Beyazıt Meydanı'nda bir miting yapıldı. Demokrat Parti'yi telin tarzında ihtilalden sonra.
üniversitenin giriş kapısı üzerine kürsü kurdular. Vallahi evime gittiğim hilafım varsa şu kulaklarımla duydum. Sıddık Sami Ordinarius Profesör. Bizim idare hukuku profesörümüz. Şehitlerimiz bu kadar değildir. Yüzlerce şehidimiz var. Bunları bulacağız. Bir kişi bile bulamadılar. Sıddık Sami Onar gibi bir adam bile bir mitinge karşı bu yalanları söyledi. Böyle karaladılar. Devam edelim. 12 Mart muhtırasından sonra hakkımdaki yalanları konuşmuyorum. Sayısız. Ben İngiltere'ye gidermişim, İngiliz ajanıymışım, bilmem ne, bunları geçiyorum. 12 Mart muhtırasından evvel de aynı netameler, aynı yalanlar yayıldı. Efendim, kardeş kavgası oluyor. Solu da tahrik eden onlar, sağı da tahrik eden onlar el koydular. Aynı şekilde 80 ihtilalinde aynı yalanlar. Hepsi yalan. Alameti farikası şudur ki ihtilal yapan kadrolar kendilerini kabul ettirmek için kendisinden evvelki idare hakkında sayısız yalan söylerler. Bunların hepsini ben bu 4 ihtilalde de müşahede ettim. Şimdi bu seferki 17 Aralık işinin bir ihtilal teşebbüsü olduğu, balyoz neyse, emsali 28 ihtilal Şubat teşebbüsleri neyse, 17 Aralık aynısıdır. Hiç fark etmez. Asker, sivil fark etmez. Niye peki 17 Aralık farklıdır? Çünkü asker ihtilal yapacak şartları kaybetti dünya muvazenesine. Türkiye, herkes bunu bilmelidir ki bizim milletimizin emperyal bir vazifesi vardır. Biz Afrika'da bir devlet değiliz. Biz dünyada 1000 yıl süper güç olmuş bir devletiz. Emperyal vazifemiz vardır. Fakat Kemalizm Türkiye'yi hudutlara hapsetti. İçeride aslı aslı kestik kestik. Mustafa Kemal Paşa bir defa yurt dışına çıkmadı. 19 sene iktidarı zamanında bir defa. İsmet Paşa 38'de seçildi, 39'da Rusya'ya gitti. Bir daha o da yurt dışına çıkmadı. Rusya'ya gitti, geldi, köy enstitülerini oradan öğrendi, kurdu. Komünist yuvası. Türkiye içine kapanıktı. Bu kapanıkta asma kesme işlerini anlatmıyorum. Evet. Netice itibariyle Türkiye'yi ilk defa bu hükümet dünyaya açtı. Demokrat Parti zamanında bile Kerkük'te katliam oldu, Türkiye'nin kılı kıpırdamadı. 60 ihtilali de böyle. Kimsenin kılı kıpırdamadı. Ama Fethullah ağlayan ve emsali bilmelidir ki ne Tayyip Erdoğan yahut bilemediler, ne Tayyip Erdoğan Menderes ne bugünkü millet Menderes'in idamına seyirci kalan millet. Köprülerin altından çok sular geçti. Askerin yapamadığını görünce, yapamayacağınız şartların haiz olduğunu, bunlar hukuk yoluyla bir ihtilal düşündüler. Bu yarattıkları kargaşa buydu. Hükümeti çekilmeye icbar edeceklerdi. Hep darbelerde geçmişte. Bu işin Yahudi plan olduğunu iki veçile ispat ederim. Hatta daha fazla veçesi var ama ikisini ben söyleyeyim. Birincisi, Yahudinin dünyada iki silahı vardır. Birincisi paradır. Ülkelere parayla hükmeder. Devletleri borçlandırır. Bugün Amerika'nın dolarını basan Rothschild'lerin bankasıdır, rezerv bank. Amerika kendi parasını bile basamamaktadır. Bu kadar hakimdirler. Birinci vasıtaları paradır. İkinci vasıtaları batıl felsefi fikirlerdir. İnsanları ifsad ederler. Kendileri itibar etmez. Komünizmin mütefekkirleri de Yahudidir. Karl Marx'tan tut. Öteki batıl filozoflar, Freud da Yahudidir. Hepsi Yahudidir. Sürüsüne bereket.
felsefeyi kullanırlar. Bugün üzerinde duramayız, şimdi vaktimiz yok. Bir silah daha ele geçirdiler, gıda. Evet. Ebder tohum şeyini, inhisarını ellerinde tutuyorlar. Fethullah'ın hareketine bakarsan aynen Yahudi gibi evvela paraya ulaştı. Paraya ulaşana kadar esas sadece bir fikir hesabına bir fikir lazım ya, Türkiye'de en cazip fikir İslam'la başlamaktı. Çünkü ne kadar uğraştıysa Kemalizm milletin inancını bertaraf edemedi. Bu yapılan bütün seçimlerden bellidir. Halk Partisi'nin seçim kaybetme sebebi geçmişe sahip çıkmasıdır. Bu Atatürk'ün kurduğu partidir. Bu bilmem nedir. Aslında millet daha onu unutmayan çok. Ben bunun canlı şahidiyim. 4 defa Kur'an hocasını jandarma bastı, ben kovuldum. Bir Kur'an okuyamadım. Ben canlı şahidiyim. Bak daha bir nesil içinde. Başına şapka koymayan adamların pazar yerinde kafalarına katran sürüldüğünü gördüm. Bu gözlerim gördü. Böyle bir Türkiye'ye, böyle bir geçmişe sahip oluyorsun. İzmir suikastinde 3 kişi teşebbüsün içinde 18 kişi asıyorsun. Teşebbüs de nakıs teşebbüs. Tam teşebbüs değil. Çünkü tam teşebbüs şudur. Silah atarsın da vuramazsın. Hazırlık safhasında. Onları bile asamazsın elindeki kanunla. Biliyordu da haber vermedi diye 15 kişi daha muhaliflerden buna eklendi. Sen bu cinayetlere, bu gaddarlıklara, bu despotluklara sahip çıkıyorsun. Onun için millet seni reddediyor. İfsad edilebilmiş bir azınlıkta kalıyorsun. Halk Fırkası demokrasiye geçildiğinden beri hiçbir zaman iktidar olamadı. O zaman şuraya mı geliyor? İhtilaller sayesinde ortak olabildi. Yani bu laiklik ve işte din elden gidiyor temasıyla yapılan darbeler ve halk hareketleri başarısız olduğu için bu kez Gülen cemaatiyle birlikte... Bu sefer Yahudi akıl hocası olduğu için... Bu defa Yahudi'nin akıl hocası olduğuna dair çeşitli şeyler getirdim. FBI desteği, CIA desteği, sizin Gülen'e oturma alan insanlardaki listenizden bu bile belli. Evet, orada 3 tane siyahın çok önemli ajanı Gülen'in Amerika'da oturabilsin diye kefalet vermiş. Paraca desteklendiğine dair bile kayıtlar çıktı gazetelerde. Bunları millet görmüyor mu? Allah aşkına zerre memleketse ben. Şimdi bizim zerre bu... memleketse ben. Zerre dini hissiyatı olan bir adam bu hareketten kopmak değil, düşman olmaya mecburdur. Çünkü bunlar zannedilmesin ki Tayyip Bey'in düşmanı, Tayyip Bey'i hedef alıyorlar. Tayyip Bey'in şahsında İslam'ı hedef alıyorlar. Tayyip Bey'in şahsında İslami gidişten rahatsız oluyorlar. Gavurluk hissiyatıdır bu. Bütün ihtilaller böyledir. Cumhuriyet tarihindeki bütün ihtilaller dine gidişi, dine dönüşü engellemek içindir. 80 ihtilalinde söylemediler mi? Türkiye İran gibi olacaktı. İhtilal yapmasaydık da İran gibi mi olsaydı? 28 Şubat'ta da aynı şekilde. Fethullah da Hümeyni gibi Türkiye bir ihtilalle dönmek için gitti dışarıya. Fakat Hümeyni bir müdür fikri vardı. Kendi mezhebine göre dini fikri. Fethullah'ın dini fikri yok. Fethullah'ın fikri kendi şahsiyetini tatminden ibarettir. Şimdi isterseniz... Bak bunu söyleyeyim. O benlik, o Küçük Dünya isimli kitapta bir iki misalini zikrettiğim kitapta çok fazlasını söyledim. Hudutsuz bir iştah var. Bütün Müslümanlar Müslüman olarak başladı. Müslüman hüviyetiyle başladı. Bütün Müslümanlar hiç değilse lehinde olmayan da aleyhinde değildi. Ama Müslümanların teveccühü onun egosunu tatmin etmedi. Döndü yüzünü gavura. Bosna hadiseleri sırasında yılan çıyan yuvası Vatikan var bu işin arkasında diyen adam 3 sene sonra gitti papaya serpuru etti. Peki şimdi o zaman tam yeri geldi. Şunu bir yayınlayalım, üzerine konuşalım. Tamam. Ama cümlem bitti. Tarihi bir kayıttır. Evet, serpuru etti. Neden?
Bu defa Müslümanların teveccühü onun benliğini doyurmadı. Ehli küfrü de kendini celbederek tatmin olmak istedi. Arkadaşlar verin lütfen 4 numaralı VTR'yi. Burada bir şey daha söyleyeyim bakın. Söyleyin, aynen onun yalanları da şimdi şeylerle çıktı ya, ses kayıtlarıyla bir sürü yalanlar ortaya. Ben bir yalanını göstereyim. Şu dergiyi bunlar yayınladılar. Evet. Bu favori. Bu dergide kapak Fethullah. Yalan. Aha Fethullah'ın beyanatı. Aha içeride. Kapak değil içeride. Evet. İç kapak sayfada. İçeride. İçerideki sözlerin rezilliklerini de anlatacağım. En basit bilgisiz bir Müslüman bile bunların küfür olduğunu, İslam'a muhayir olduğunu, papazların sözlerini tasdik ediyor. Papazlar doğru diyor diyor. Buraya getirdim. Katolik Kilisesi din ve ahlak ilkeleri diye. Buradan okuyacağım. Papaz ne diyor? O papazı tasdik ediyor. Ve hadi onu dedin. Bu Rusça bir gazete. Evet. Sen bunun Türkçesini yayınla Türkiye'de niye koyuyorsun? Hala duruyor girsin evet. Görsünler. Peki. Müslümanları aptal yerine koyuyor. Bir de bu kapağı, bu yarı porno bir dergidir bu. Gösterebilirim. Yarı porno. Bak bu karı başta. Buraya Fethullah koyuyorsun. Fethullah burada ufacık bir isim. Ufacık bir isim. İçeride. Aslında içeride evet. Onu kapak yapmış da dünyanın sayılı öyle adamlarından biri evet. Yapmış diye evet. De ilan ediyorsun. Kendi medyasında şu kadar yalana tenezzül ediyorlar. Çok büyük haber adamlarının mübalağa etmek. Ama kapak değil iç sayfada bir fotoğraf var dediğiniz gibi. İçeride fotoğraf. Peki işte onların Vatikan'la sitesindeki ilgili, kapağa baksınlar. Söylediği yılan çıyan laflarından sonra benim kitapta onların yayınladığı kapak var. Buraya Fethullah uydurmuşlar. Bunlar yalandan çekinmeyen. Halbuki burada bir şeyde ben yalan söylemem. Yalan küfre eşittir diye onu da getirdim. Şimdi şunun altını bir daha çizelim. Ben VTR'yi anlatacaktım ama. Yani bu dergide aslında Samanyolu televizyonunda kapak oldu diye haberler sitesinde, var. Sitesinde duruyor hala. Bu haberler yapıldı. Ama diyorsunuz ki orijinal dergi aha, burada bu kayıtta kapak değil. İç sayfada fotoğrafı İçeride. Var. Buyur. Ama ikna etmek için okuyucuları ya da seyircileri bu dergiyi mizansen yaptılar. Kapağına Gülen'i koydular diyorsunuz siz. İşte bu kadar. Peki. Orada söylediği şimdi, küfür mahiyetindeki sözleri de burada sitesine koydu. Ey Müslümanlar, peki. Papazlar doğru söylüyor dedim diye siz benim küfrüme hükmetmezsiniz, ahmaksınız, anlamazsınız. Ben bu hakarete cevap olsun diye bu kitabı yazdım. Beni ahmak yerine kimse koyamaz. Şu belge çok ilginç. Gerçekten de Fethullah Gülen vaktiyle Vatikan için bir konuşma yapıyor. Yılandır, çiyandır. Ya çok ağır şeyler söylüyor Bosna gerçekten. Bosna dolayısıyla onu söylüyor. Evet. Benim de kitabımda var yazılı. Arkadaşlar o VTR'yi hazırladılar. Girelim bizlerle konuşalım. Peki. Arkadaşlar lütfen girin VTR'ye. Dünyanın dört bir yanında bütün vahşet tablolarının arkasında maalesef istişrak vardır. Misyoner teşkilatı vardır. Vatikan vardır. Çiyanın yuvası. Kobra yuvası. Saraybosna'da akan kanın arkasında Vatikan vardır. Keşmir'de akan kanların arkasında Vatikan vardır. Amerika'da onların lobileri vardır. Almanya'da lobileri vardır. Başka bir yerde bir Hristiyan teşkilatı hafif bir kadre uğrasa yer yerinden oynar. Kızıl kıyamet kopar. Bakın Ekrat ne görüyor yani. Onlar için kızıl kıyamet koparıyorlar. Mektuplar yazıyorlar. Keşke o da olmasa onlar da bizim kardeşlerimiz ayrı bir mesele. Fakat dünyanın değişik yerlerinde Keşmir'den Filistin'e kadar oradan Somali'ye kadar hatta fırsatını araştırıyorlar bir yerde Sudan'ı işgal etmek için Filipinlere kadar dünyanın değişik yerlerinde kan seylapları gövde götürüyor fakat sesler çıkarmıyor. Evet gerçekten çok tarihi bir yayın oluyor. Fethullah Gülen vaktiyle Bosna hadisesi vesilesiyle Vatikan'a çok ağır şeyler söylüyor. Ben buna söylüyor. Bir vesika daha Gülen göstereyim. Yuvası, çiyan yuvası vesaire filan ama dönüyor sonra dinler arası diyalog mottosu gereği gidip yanındaki insanlar Papa'nın elini öpüyor. Kendisi de Papa'nın dinler arası diyalog felsefesinin bir parçası olduğunu söylüyor. O da, o da adamı 50 defa dinden çıkaracak sözler onlar evet. Da bak 3-5-1992 Zaman Gazetesi. Evet. Tarihi iki düşman Vatikan ve İsrail barışıyor. Hedef İslam dünyası. Evet. Buyur bunu da göster. Evet.
92'de bunu söylüyor. Evet. O Zaman gazetesinde tarihin iki düşmanı Vatikan ve İsrail barışıyor diyor. Tamam. Hedef İslam dünyası şimdi diye. Şimdi o ittifaka kendi de dahil. Tarihini de söyleyelim. 1992 yılında. 92'de. Evet. Peki şimdi Sayın Mısıroğlu, Fethullah Gülen Vatikan'a yılan çıyan derken nasıl oldu da Vatikan'ın felsefesinin bir parçası olduğunu ve hatta onların emrine girdiğini beyan etmiş oldu? Bakın, dedik ya Fethullah iki adam diye. Şu kitap onların bütün kurslarında, mekteplerinde talebeye ezberletilircesine okutulan bir kitap. Şimdi bu kitapta talebeye ne diyorlardı? Bu sözleri sonra nasıl naksettiler size bir misal vereyim. Buradan okuyorum bak. Hazreti İbrahim'den sonra Risalet Hazreti İshak'ın soyundan yürümüş ve gelen her peygamber İslam'ı temsil etmiş olmakla birlikte, İslam'ı temsil etmekle birlikte Tevrat'ı tahrif eden, tevhidi şirke dönüştüren İsrailoğulları büyük çoğunluğuyla Hazreti İsa'ya da inanmayıp neticede Yahudiler olarak ehli kitap olma durumuna düşmüşlerdir. Hazreti İsa'dan sonra ona iman ve ittiba edenler de zamanla büyük ihtilaflara düşmüş ve neticede İncil tahrifata uğradığı hatta elde Hazreti İsa'ya nazil olan İncil diye bir kitap kalmadığı gibi tevhid ve teslise dönüştürülmüştür. Artık dünyanın ve insanlığın İçtimai, haberleşme, jeopolitik şartları zamanın başlandığı güne dönmesine nazır ve Risaleti Cihan Şumul tek bir peygamber ve son peygamberin biseti gerekli ve yeterli hale gelmiştir. Böylece Hazreti İbrahim'de ikiye ayrılan kol da birleşmiş olacaktır. Dolayısıyla Sultanül Evliya Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin biseti bütün cinlere ve insanlara hatta tüm kainata şamildir. Peki. Ondan sonra peygamberin lehindeki ayetler. Ben sizi bölmek zorundayım. Reklama çıkayım. Siz girmeden Eyvah. Konuya reklamdan sonra. Peki bu noktada okuduğunuz bu doğru bilgilerden şimdi kendisi, sonra hangi noktaya geldiler şimdi, onu konuşacağız. Şimdi, peki kısa bir reklam arası şimdi efendim. Buna aykırı sözler. Gülen Cemaati Rusya'da 5 yıldızlı bir otelde dinler arası diyalog toplantısı yapıyor. Katılımcılar arasında Hristiyan din adamları, cemaatin önde gelen isimleri ve bazı tanınmış yazarlar var. Masalara kırmızı beyaz şaraplar ve ünlü Rus vodkası servis ediliyor. İçkiler yudumlanırken tam da o sırada bir cemaat görevlisi tecvidiyle makamıyla Kur'an okumaya başlıyor. Organizasyonda bir hata olmuş, evet. O sırada salonda bulunan liberal yazar Cüneyt Gülsever bile şaşkınlıktan dilini tutuyor. İçki içtiğimiz ortam dini aktivite yapılacak bir ortam değildi. Şu yaşımda ilk defa alkol aldığım bir ortamda Kur'an dinlemek durumunda kaldım. Kur'an-ı Kerim kıraatının içki masalarına meze edilmesi rezaletini tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu değerlendiriyor. Şok görüntüler birazdan. Birazdan bir video yayınlayacağız. Yarının gündeminde bu olacak. Eminiz bundan. Gülen cemaatinin Moskova'da bir otelde yapmış olduğu dinler arası diyalog toplantısında masalara içki servisleri yapılıyor. Bir taraftan da Beyazıt Camisi'nin imamı Suat Gözütok Kur'an okuyor. Cemaatin oraya götürdüğü bu diyalog kapsamında misafir olarak götürdüğü kişi orada Kur'an okuyor. Adeta söylemesi bile insanı üzüyor ama içki masasına Kur'an-ı Kerim tilaveti meze yapılıyor. Bunu birazdan tarihçi Sayın Kadir Mısıroğlu değerlendirecek. Ancak sözü yarım kalmıştı. Onu bir dinleyelim, arkasından VTR'mizi yayınlayacağız. Buyurun. Evet. Şimdi okuyacağım cümleler demin her Müslümanın tasdik edeceği sözlere tam zıt bu favoritteki
sözlerin tercümesi. Bunu da biz Zaman Gazetesi'nde 4-4-2009 oradan alıyoruz, iktibas ediyoruz. Diyor ki, mesele dini zaviyeden öncelikle Kur'an-ı Kerim'in Hristiyanlığı değerlendirilişi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanlara münasebeti noktasından ele alınmalıdır. İslam temel bir doktrin olarak Musevilik ve Hristiyanlık gibi dinleri kitabi dinler ve onların müntesiplerini ehli kitap olarak telakki ederek müşrikler ve din tanımazlar karşısında onlara ayrı bir yer verdi. Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetlere baktığımızda göreceğimiz üzere İslam ile olan itikadi ittifakları, bak orada ne diyordu? Elbette bu yumuşak yaklaşımın en önemli bir sebebiydi. Ama orada şuna cevap vermiyor. Kur'an'da çok açık var. Onlar sayısız ayetler. Hazreti İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Hatta Hazretin. Ama ben başka bir şey daha söyleyeceğim burada. Nasıl oluyor şimdi, peki yani? Şimdi bizim zamanımızı evet. Kasetleriniz, reklamlarınız aldığı için ben bir meseleyi böyle bütün benliğimi tatmin edecek şekilde varide eski tabirle varide hatır olan suallere cevap verecek şekilde cevaplandıramıyorum. Ama buna bir şey ilave edeyim. Buyurun. Başka bir yerde diyor ki Kur'an-ı Kerim'in Hristiyan ve Yahudiler hakkındaki sert ifadesi, bak burada yumuşak, orada sert. Sert ifadesi Hazreti Peygamber zamanındaki Yahudi ve Hristiyanlar içindir. Bugünkülere şamil değildir. Allah aşkına en cahil bir Müslüman bile bilir ki Hazreti Peygamber zamanında da Hristiyanlık teslis dinine inkılap etmiş, tahrif edilmişti. Allah, İsa, Ruhul Kudüs. Kısa süre sonra aslında Roma ile beraber. Haşa kella. Evet. Museviler de Üzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğludur diyorlar. Oğul isnat ediyorlar. Kur'an'sa lem yelit ve lem yulet. Doğmamıştır, doğrulmamıştır diyor. O sert ifadeler peygamber zamanındaki Yahudiler içinmiş. Bugünkülerin böyle demediğini, bu itikattan ayrılıp tevhid inancına geldiğini nereden çıkarıyorsun? Ve bunlar hakkında başka bir yerde... Kiliselerde, havralarda bu sürekli tekrarlanıyor. Açıp okusam zaman alacak diye. Hazreti İsa Allah'ın oğlu olduğunu kilisede her pazar söylüyor bu adamlar. Şifa söyleyeyim. La ilahe illallah dediler mi cennete giderler. Muhammedur Resulullah demeden diyor. Evet. Peygambersiz bir din anlayışı. Buna dair video kaydı da var. Konuşma kayıtları da var. Allah aşkına bir şey daha söyleyeyim de inanın lütfen. İstersen kitaptan açar gösteririm. Hazreti İsa'nın babası Hazreti Muhammed'dir diyor. Vallahi içimden bir... Bu peygambere iftiradır. Hayvana hitap eder gibi peygambere. Hitap etmek ben bunu söylüyorum kendi adıma. Kendimi. Ben kendi adıma söylüyorum. Bu peygambere iftiradır. Buradan okuyayım kitabından istersen. Hazreti İsa Hazreti babasız peygamberin doğmuştur. Babası Hazreti Muhammed'dir diyor. Güverler adama. Tımarhanelik bir sözdür bu. Onun ruhu dönmüştür. Peki şimdi şu meseleye girelim artık. Yani tabii şu masada Kur'an ve içki beraber olunca aslında bunlar da herhalde olabiliyor. Yani bir bakalım şu Moskova'da neler yaşamış. Arkadaşlar verin lütfen videoyu. Bir daha mı? Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen 14 ruhani liderin katıldığı Moskova'daki forum, Mahsun Kırmızıgül'ün içinde 3 dinden duaların yer aldığı Bizden Değildir adlı türküyle başladı. Barış ve hoşgörü temellerine dayalı forumun açılışında din adamları dünya motifli şeffaf cam saksıya zeytin ağacı dikti. Ardından iki gün boyunca farklı din ve kültürlerin birbirleriyle barış içinde yaşaması için neler yapılması gerektiği üzerinde tartıştılar. Forumun katılımcılarına verilen akşam yemeği ise yeni bir tartışma ortamının doğmasına neden oldu.
Yemekte içki servisi yapıldı. Bazı katılımcılar şarap içti, bazıları ise Rusların milli içkisi vodka'yı tercih etti. İçki servisinin devam ettiği sırada sahneye çıkan Beyazıt Camii imamı Suat Mücütop, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumaya başladı. Bir yanda içki içenler, bir yanda okunan ayetlerden etkilenerek ağlamaya başlayanlar. Kur'an okunacağı bilgisi katılımcılara verilmemişti. Hal böyle olunca yanında eşarp bulunmayan Müslüman kadınlar da hazırlıksız yakalandı. Kur'an-ı Kerim'in ardından bazı ruhani temsilciler de kendi inançları doğrultusunda dua etti. Organizasyon komitesi yetkililerine göre içkili ortamda Kur'an okunmasının ve diğer din adamlarının dua etmesinin bir sakıncası yok. Hiç kimse rahatsız olmadı bundan. Bu ortak insanlık adına herkes kendi diliyle aynı Rabbe dua etti. Güzel bir şeydi. Ancak katılımcıların büyük çoğunluğu organizatörlerle aynı görüşte değildi. Ben çok garipsedim. Ben o sırada içki içen grup içindeydim. Kur'an orada okunacağını hiç bilmiyordum. Haberim yoktu. Yani kendi kendime nasıl davranacağımı tarif edemedim. Hani kurallar ne der bu konuda bilmem. Onu ilahiyatçılara sormak lazım ama bir de örf ve adet varsa bence içki içtiğimiz ortam dini aktivite yapılacak bir ortam değildi. Bu yaşımda ilk defa alkol aldığım bir ortamda Kur'an dinlemek durumunda kaldım. Kur'an-ı Kerim'in kutsallığı ile İslam dininin haram kılmış olduğu içkinin bir arada bulunması şık olmaz. Bu hoşgörü kavramı da biraz şirazesi bozuldu doğrusu bu kavramın. Çünkü hoşgörü her türlü kutsalı feda etme anlamına gelmez. Önceden yemeğe oturulmadan Kur'an-ı Kerim okunacak denseydi mi? Organizasyonda bir hata var. Bence organizasyonda bir hata olmuş, evet. Din hürriyeti şarttır. İnsanlar içinde hürriyet şarttır. Yalnız inançlara da saygı şarttır. Dünyanın farklı köşelerinden farklı din temsilcilerini Moskova'da buluşturmayı başaran forum düzenleyicileri, riskli bir ortamda Kur'an-ı Kerim okunmasına izin vererek yeni bir tartışmayı başlatmış oldu. Evet, gerçekten hayretler içerisindeyiz. Şimdi ilginç bir durum var değerli hocam. Orada İslam'la çok da fazla ilgili olmadığını bir nevi kendisi de aslında söyleyen, yani böyle çok dindar olmayan diyelim, liberal olduğu bilinen Cüneyt Ülsever bile rahatsız olmuş. Evet. Ama orada bulunan il müftüsü tepki koyup orayı terk etmemiş. Mustafa Çağrıcı. Okuyan kişi Beyazıt Camisi'nin kaç yıllık imamı, ya ben bu rezaleti burada imza atamam, ben bunu yapamam diyememiş. Yani işte Hüseyin Gülerci de orada bir yanlışlık olmuş ama deyip gayet olayı gülerek ve tebessümle hoş karşılıyor. Öyle olacağını bilmedin. Ama Hristiyan bir din adamı bile orada inançlara saygıdan bahsedip altını çiziyor. Gerçekten ibretlik bir belgeseldi. Buyurun, söz sizde. Şimdi şuradan bir şey okudum. Şu favoritte daha müthişi var bu sözün. Favoritte buradan 2-3 cümlesini söyleyeyim. Bak, o da salı Hristiyanlara ne dersin? Sualine cevabı. Kendi sitesinden ve burada da göstereyim. Bak, favorit kapakmış gibi. Görüyor musun? Evet, onun sesinden alınmış resim. Halbuki kapak değil. Gösterdim. Burada bir sahtekarlık var. Odesalı Hristiyanların ne de? Elbette Odesalı Hristiyanların elbette rehberleri var. Din büyükleri vardır. Din büyüğü demese hadi yanlış anlıyoruz diyelim. Din büyükleri vardır. Ve onlara söylenmesi gerekeni söylemektedirler. Bir Müslüman olarak, yani dinlerin temel birliğine inanan biri olarak onların söylediklerinden, bir Müslümanın söyleyeceklerini ve söylediğinden farklı olmasını düşünmüyorum. Papaz ne diyor? O papazın söylediği sözden farklı bir söz bir Müslüman olarak, evet senin gibi Müslüman görünüşlü adam diyemez ondan farklı bir söz. Peki ne diyor papazlar? Bakın, bu
kilise yayınıdır. Burada kilise yayını da Sen Esprit Kilisesi, Ölçek Sokak 82, Harbiye İstanbul. Katolik Kilisesi, Din ve Ahlak İlkeleri. Şuradan birkaç şey okuyacağım. Katolik'e ne diyormuş? Hristiyanlık İnanç İlkeleri Formülü. İznik İstanbul İnanç İlkeleri Formülü. Görünen ve görünmeyen varlıkların yaradanı, yeri göğü yaratan, her şeye kadir, Tanrı Baba'ya inanıyorum. Haşa, Allah'a baba diyor. Haşa. Tanrı'nın biricik oğlu. Nerede kaldı lem yelit ve lem yulet? Farklı bir şey söylemesi gerekmiyormuş. Tek Rab ve ezelde babadan doğmuş olan Mesih İsa'ya inanıyorum. O Tanrı'dan gelen Tanrı. Nurdan nur, gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrı'dır. Yaratılmış olmayıp Baba ile aynı özledir ve her şey onun aracılığıyla yaratılmıştır. Biz insanlar ve bizim kurtuluşumuz için gökten inmiş, kutsal ruhun kudretiyle vücut bulmuş, bakire Meryem'den doğmuştur. Pontius Pilatus döneminde bizler uğruna çarmıha gerilmiş, acı çekerek ölmüş, gömülmüş ve kutsal kitaplarda yazıldığı gibi 3 gün sonra dirilmiş ve göğe çıkmıştır. Babanın sağında oturmaktadır. Allah Baba, İsa oğul. Dirileri ve ölüleri yargılamak amacıyla, şanla yeniden gelecek ve hükümdarlığının sonu gelmeyecektir. Peygamberin ağzıyla konuşmuş olan Baba ve oğuldan çıkıp baba ve oğul ile birlikte tapılan ve yüceltilen hayatın kaynağı ve Rab olan kutsal ruha inanıyorum. Havarilere dayanan Katolik, evrensel ve kutsal olan tek kiliseye inanıyorum. Vaftiz olunarak günahların bağışlanacağını kabul ediyorum. Ölülerin dirilerin ebedi hayatını bekliyorum. Amin. Devam ediyor. Bu kadar yeter. Bu sözleri tasdik ediyor. Allah aşkına ilim sahibi olmaya gerek yok. Şu sözleri söyleyen adamların sözlerinin doğru olduğunu, bir Müslümanın ondan farklı bir şey söylemeyeceğini Kur'an-ı Kerim'de diyen bir adamı Müslüman kabul eden varsa buyursun etsin, ben etmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de onlar Allah'a oğul ihdas ettiler. Ağızları çok büyük söz söylediler çok diyor. Çok ayetler getirdim burada çok ama. Çok fazla ayet var. Yani maalesef. Allah-u Azimişşan bize duayı şöyle tebliğ buyuruyor. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hadaytana ve hab lana min ladike rahme innaka entel vehhab. Rabbena, ey Rabbimiz, la tuzigh kulubena, kalplerimizi kaydırma, ba'de iz hadaytana. Ben bu ağlayan adamın macerasını gördükten sonra kendimden korkuyorum. Demek ki hidayetten sonra kaymak varmış ki. Bu bunun ispatıdır. Ya budur, ya ayağa kaymıştır, yahut başlangıçta bu hüviyetteydi. Milleti aldatmıştır. Ve nihayet gücü elde ettiği zaman, çünkü iki şahsiyeti olan insanların, iki devresi olan insanların, güçlü zamandaki devre asıl alınır. Zayıfken bir insan aksi davaya taviz verebilir. Bu mümkün, yani taviz verme imkanı, ihtimali zayıfkendir. Kuvvetliyken kimsenin taviz verme ihtiyacı yoktur. Başlangıçta benim gibi 163 maddeden İzmir'de hapis yatıyor. Benim gibi Kemalist inkılapları tenkit ediyor. Burada vesikasını koydum. Mustafa Kemal Paşa için ne söyledimse milletten özür diliyorum, geriye alıyorum diyor. Buna dair muhtar nedir o adamla vesaire yapılan konuşmalarda Reha Muhtar'la yaptığı yayından bahsediyorsunuz. Hiçbir mecburiyetimiz yokken Türkiye Cumhuriyetler'deki mekteplerimizin hepsinde Atatürk köşesi açtık. Bir kamyon tır dolusu da heykel gönderdik diyor. Allah aşkına resim asabilirsin. Heykeli bile iftiharla gönderdim. Mecburiyetim yoktu diyen bir adama. Hala Müslüman diye inanan var mı? Varsa buyursun, Allah'ın ayeti aşikar. Summun bukmun umyun
fehum la yercun. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler, dönmezler. Bu hükme tabi olursun. Bu kadar aşikare küfrü, İslam'a aykırı sözleri, hareketleri görüp de dönmeyen. Ben hırsızlık olmuş, siyasete karşı darbe düşünülmüş. Bunları küçümsemiyorum. Ama beni asıl alakadar eden arkasına taktığı masum kitleyi itikadi itibariyle bu sözleri tasdik eden adam dinden çıkar. Milyonla adam arkada taktıktan sonra. Sizin için ben baktım İltizamı ne demişler diye. İltizamı küfür, bak İslami bir kaide söylüyorum. İltizamı küfür, küfürdür. Bir adamın küfür olan sözünü beğendin, sen de kafir olursun. Ey millet, ey onun birinci hüviyetine itibar ederek onun arkasına takılanlar, utanmayın. Her insan yanılır. İlk insan Hazreti Adem, ilk hatayı işleyen de odur. Hatadan dönmek fazilettir. Biz yanılmışız deyin cesaretle. Biz onu takdir ettiğimiz, beğendiğimiz hüviyette durmamış, o değişmiş. Masiyette itaat yoktur diye bir kaide de budur. Şimdi Kur'an'da açık hüküm var. İçki tedricen haram ediliyor. Evet. İlk başta direkt değil ama kademe kademe biliyorsunuz haram ediliyor. Evet. Şimdi bu toplantıda dinler arası diyalog toplantısı, bu Moskova'daki toplantı. Orada açıkça masalarda içki servisi yapılıyor. Tamam diyelim ki hadi yani orada içenler var, siz de oraya katlandınız, oturdunuz, içmediniz. Ama Kur'an okumak da ne oluyor orada? Yani niçin böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorlar? Bakın, haram olan bir şeyin vasıtası da haramdır. Bunlar bir gün lehlerinde olduğum bir zamanda beni Çırağan Oteli'nde bir toplantıya davet ettiler. Bu şeyler, gazeteciler, yazarlar vakfı. Evet. Ben davetiyeyi, bismillah, hilafım yok, davetiyenin lüksünü gördüm, gitmedim. Öyle bir davetiye bastırmışlar ki yani 10 tane açı doyurur onun maliyeti. Öyle söyleyelim, o paralar da kimsenin cebinden çıkan paralar değil. Ben dedim zekat, ki himmet bunlar, paraları vatandaşlar. Bunlar himmet diyorlar. Para topluyorlar sayısız. Bak sana burada ben bir bu sözü tamamlayacağım ama benim adetimdir. Parantez açıp bir şey söyleyeyim. Bunun Kemal Bey diye bir adamı vardı. Kemal Bey ölmüş de burada getirdim şeyini. Bir şeyde 10 gün uyumadım, yemedim, içmedim, o kadar üzüldüm diye. O Kemal Bey'i İstanbul'un maruf zenginlerinin birinin evinde gördüm ve tenkit ettim. Üstadını, ağlayan adamı tenkit ettim. Bana dedi ki, senin o tenkit ettiğin adam takva yaşıyor, evinde hasırlarda uyuyor. Ona dedim ki, doğru, hasırda uyuyor da o zaman burada İstanbul'da oturuyordu, bağlar başında. Altunzade. Altunzade'de. Tamam dedim. Hasırda uyuyor belki ama onu kimse görmüyor. Ama benim gördüğüm bir şey var. Aşağı indiği zaman 280 Mercedes'e biniyor. Ben bunu görüyorum. Siz alemden hayır diye para topluyorsunuz. Bir emekli vaize 280 Mercedes altına çekmeye ne vicdanla karar veriyorsunuz? Bırakın şu anda Amerika'da koskoca dedi bir malikanede oturuyor. O zengini gösterdi. Bak dedi, aha yüzü söylüyorum. Bana milyonlar veriyor. Milyarlar veriyor, o zaman milyarlar veriyor. Ne makbuz istiyor ne bir şey. Ben de götürürüm onu, teşkilata veriyorum. Ne alınan belli, ben ne verilen belli. Devlet yalnız mali bakımdan bunun üzerinde dursa, burada dedim ya, bununla ilgili bir vesika söyleyeyim ben size. Yahudinin iki silahı vardı, dur bunun da devamı var, söyleyeceğim. O adama, o zengine, ben Trabzon'un bir kazasında yapılmakta olan bir imam hatip için para toplayan müftüyü gönderdim. Adını söylemeyeceğim adamın. Buna 10 bin lira vermek istiyor. Ben de açtım telefonu. Dedim ki, bana bak. Ağlayan adamın teşkilatına 4 milyar veriyorsun. Trabzon'un dağlarda Tonya diye kasabasında imam hatip yapılacak, 10 bin lira veriyorsun. Utanmıyor musun? Hayır, ben 4 bin lira vermedim. 400 bin lira verdim. Bana bak, yalan söyleme dedim. Çünkü ben kendi adamlarından duydum. Aram iyi yani, bozulmamış. Kendi adamlarından duydum.
10.000 lirasını alma, gel ben sana vereceğim dedim, adam geldi. Aradan bir zaman geçti. Geçen programda burada söyledim, Yusuf Cevahir UNESCO'dan Sudan'daki mektebin parasını gelip anlattığı zaman, ha dedim, bunlar Yahudi'den destek görüyorlar. Şimdi bunun gibi delillerim çok da Sultanahmet'in torununa tekzip ettirdiler. Zoraki bir surette. Tekzip ettirebilir misin diye de Yusuf'u misal verdim. İsmail Müftüoğlu'nu misal verdim. Yoksa bunları konuşacak değilim. Kitapta öyle 40 kişinin beyanı var. Yazmadığım da dosyalarım dolu. Evet. Şimdi, netice itibariyle orada UNESCO'dan para geldiğini görünce ben anladım. Bir cenazede o zenginle karşılaştık. Dedim ki arkadaş, benim senden bir özür borcum var. Hayırdır dedi. Dedim ki seninle böyle bir münakaşa etmiştik. Sen 400 bin lira verdin dedin. Ben 4 milyar verdin dedim. Sen haklıymışsın dedim. Ben yanılmışım. Ama beni de şu cihetle mazur gör ki ben 4 milyar senden aldıklarını onlardan duydum. Şimdi anladım ki bunlar Yahudi'den aldığı parayı atlamak için, kamufle etmek için Müslüman'dan aldıklarını 10 kat fazla söylüyorlar. Buna dair de bildiğim var. Yalandan birisi, aha bir tanesini de Erdoğan, Latif Erdoğan ifşa etti. Adamın gücünün 10 katı bağışta bulunuyorum diyor. Yaz beni 10 milyar vereceği değil. Hava kızıştırıyor. Buna dair de o kadar bildiğim var ki. Şimdi o lüks davetiyeyi görünce ben gitmedim. Kulakları çınlasın, Yılmaz Yalçınlar o zaman Vakit'te yazıyor. Dedim ki ona, yolda karşılaştık. Sen dedim, yazıyorsun bir yerde, ben yazdığım yok. Allah aşkına şu şeydeki çırağındaki toplantıya seni çağırdılar mı? Çağırdılar dedi. Dedim ki şu ne lüks, bu kadar davetiye masrafı ne bu yani? Bu kadar masraf. Dedim ki sen davetiyeyi söylüyorsun. Ben orada ne gördüm biliyor musun? Ne gördüm? İçki şişeleri, yüzdüler içki içinde. Dedim kendiliklerinden içmişlerdir. Dedi ki evet dedi. Ben de sordum Hüseyin Gülerci'ye. Dedi ki kendi ceplerinden içiyorlar, ona karışamayız. Bu iftar. İftar. Evet. Çırağında içki kendi içler ceplerinden. Diyorsunuz. Yılmaz Yalçıner dedi ki aha onu da bulsunlar da teklif ettirsinler. Yılmaz Yalçıner dedi ki ben merak ettim. Sonuna kadar bekledim. Sonunda gittim resepsiyona. Allah aşkına bu içkilerin parasını kim ödedi? Hüseyin Gülerci ödedi dediler. Valla o zaman Hüseyin Gülerci'ye bir açıklama düşüyor. Hüseyin Gülerci dilerse yayınımıza şu anda bile bağlanabilir. Kendisi buna cevap verebilir. Bir siz şu anda Yılmaz bir tanıklığından şahitliğinden bahsediyorsunuz. Söylüyorum. Yılmaz Yalçıner bunları söyledi. Oraya. Hüseyin Gülerci de karşı ben cevabı verebilir. Parayı ödedim ödemedi cevap verebilir. Kaldı ki bunların... Ama yani Rusya'daki örnek aslında çırağında iddia ettiğiniz meseleyi de doğruluyor bir anlamda. Biz renk körlüyüz diyorlar. Urfa'da Harran'da İbrahim'i dinler diye bir toplantı yaptılar. Sen İslam'a aykırı işlerini mi arıyorsun? Yüzlercesi var. Harran'da biz renk körüyüz diyorlar. Renk körüyüz. Din, dil, renk farkı bizim için bir şey ifade etmez. Bakın Harran'daki toplantıda bir Hristiyanla bir Müslüman kadını evlendiriyorlar. Bu gazetelerinde nasıl yayınlanıyor biliyor musun? Bakın. Artık diyalog zamanı. Dinlerin, farklı dinlerin farklıları kadar benzer yönleri bulunduğu gerçeğini öne çıkaran temsilciler farklılıkların asırlar süren tahakkümüne son vermenin ve üç din arasındaki ortak zemini faal hale getirmenin zamanı gelmiştir dediler. Bu bir derdi. Bu kendi gazetelerinden alınmış bir şey. Bu dinler arası diyalog projesinin esasında evet. Vatikan'ın projesi olduğunu daha önce söylemiştik. Elimizi aktarmıştık. Bir kez daha hatırlatalım. İbrahim'i heyecan. Lütfen bakın. İbrahim'i heyecan. Bu İbrahim'i heyecan nedir? Şeyde diyalogdan düğüne. Evet.
Sosyoloji profesörü Hristiyan Lester Kutz ile gazeteci Müslüman Mariam Kutz'un nikahları Urfa'da İbrahim Camii'nde müftü haham ve papazın huzuruyla yapıldı. Evet. Müslüman kadını Hristiyan'la evlendiriyorlar. Bu evlenmeye böyle ilan ediyorlar. Bak, bu bir devrim. İşte buyur. Bu bir devrim. Evet. Devrim neymiş? Ben. Allah'ın ahkam-ı ilahiyesini çiğnemek. Müslüman kadın Hristiyan erkekle asla evlenemez. Onunla ilgili ayetleri getirdim. İslam alimlerin beyanlarını getirdim. Bu bir devrim. Evet, Zaman Gazetesi'nde bu bir devrim başlığıyla çıkmış. Devrim, Müslüman kadını gavurla evlendirmek. Dahası var. Aynı gazetede başka tarihini bir şey göstereceğim. Tarihini de ben söyleyeyim gazetenin şimdi burada. Başka bir şey göstereceğim. Aynı gazetede. Bak onun içeride. Ahmet Şahin. Ehli kitapla Amentü'de ittifakımız var. Bir yaprak çevirin alttaki yaprakta. Evet, 17 Nisan 2000 tarihinde. Tamam. Aynı gazetede. Ahmet Şahin diyor ki Ehli kitapla Amentü'de ittifakımız var. Amentü, bakın İslam'da iman esasları gayri kabili tecezzidir. Bölünmez bir bütündür. Kur'an'ın bir ayetini reddedenle bütün Kur'an'ı reddeden aynıdır. Kafirdir. Gayrimüslimdir. Evet, böyleyken Amentü billahi, Allah'a iman ettim. Ve rusulihi. Peki bu gene kendisinin bir sözü var. Yani peygamber olmasa da diyor la ilahe illallah demek ki sadece bizim peygamberi değil. Allah'ın peygamber olarak gönderdim buyurduğu diğer peygamberlerden birini de kabul etmemek küfrü muciptir diyor ki doğrudur. Yani bir Müslüman Hazreti İsa'yı kabul etmezse, Hazreti Musa'yı kabul etmezse Müslüman olmaz. Çünkü ve rusulihi resulleri. Peki bu Amentü'de Hazreti Peygamber eksik kaldığı zaman senin Rusulü'nün haricinde kalırsa nasıl ittifakın oluyor? Ve kütübihi, İncil'in de aslının hak olduğuna, Tevrat'ın da aslının hak olduğuna inanmaya biz mecburuz. Ama muharref, gerçeğinden ortada bir şey yok. Peki senin Kur'an'ına hak tanımayan, senin peygamberine hak tanımayan adamla nasıl ittifak ediyorsun arkadaş? Yakasına daldım fuarda. Kaçtı. İmam bilmem nereden de müezzin bilmem cemaat ne der hesabı. Aynı gazetede Buher'de var. Saçmalık bir değil, beş değil, bin değil, yüz değil. Burada televizyonlarda yaptığı konuşmalardan bir tomar getirdim. Aynen öyle Türkiye Cumhuriyetleri heykel göndermek kabilinden Kemal Paşa metiyesi, laiklik metiyesi, ben de laikim, masonluk iddiasına bana mason diyebilir misin? Elbette derim, diyebilirsin. Masonlar iyi adamdır, Altaylı'nın röportajında. Bir sürü getirdim, hangi birini söyleyeyim? Hangi birini anlatayım? Ben bu arada şu papaya söylediği şu söz adamı evet. Dinden çıkarmıyor mu? Ey Müslümanlar! Ey Müslümanlar! Dinden çıkarmıyor mu? Papa 6. Pal Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan dinler arası diyalog için Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aziz bir şekilde hatta biraz cüretle ve pek kıymetli hizmetimizi icra etmek yolunda en mütevazi yardımlarımızı sunmak için size geldik. Allah ya, aşkına bu sözde yani? Adamı gavur etmiyorsa hiç kimse gavur olmaz. Hangi sözdür tam olarak burada Gülen'i sıkıntıya sokan? Misyonunuzun bir parçası olmak. Nedir Hristiyanlığın misyonu? Baba ol Ruhul Kudüs. Hristiyanın misyonu Hristiyanlığı bütün dünyaya Hristiyan yaymaktır. Yapmak. Tabii. Yani bu misyonun bir parçası olmayı kabul ediyor kendisi. Anlaştı. Vatikan İsrail'le anlaştı. Hedef İslam dünyası. İslam dünyasını Hristiyanlaştırmak, bu milenyumun işi budur diyorlar.
hiçbir kuvvete, bak iki hüviyet olduğu buradan da belli, bak birisi de güzel çizmiş. Birinci hüviyeti beğendim, şimdi takdir ettim. Fethullah Gülen'in iki hüviyetini gösteren hüviyeti, bir videomuz daha İslam'a var. İslam'a aykırı buldum, tenkit ettim. Emri maruf, nehyanil münker, her Müslüman üzerine farzdır. Sayın Mısıroğlu, bugün 28 Şubat olması hasebiyle bir video var, kısa bir video, onu daha yayınlayalım. 28 Şubat'ta biliyorsunuz girişte de söylemiştik, Gülen cemaati bu darbeden zararsız çıkmayı başardı bir şekilde. Sonra kendisi sağlık gerekçesiyle, ki ciddi bir sağlık gerekçesi olmadığı da sonra anlaşıldı. Çünkü Amerika'da bir kalp hastalığı söylendi ama bir ameliyat da olmadı Amerika'da. Bunlar içtihatta bulundular dedi. Askerlerin lehine, bunlar sivillerden daha demokrat dedi. Çevik bir yazdığı bir mektup var. Orada kullandığı üslup, şey o dil. Sana. Bir bakalım. Filistin'e yardıma giden Marmara gemisi için bile otoriteden müsaade almaları lazım gelirdi diyen, otoriteye bu kadar saygısı olan, ben Kenan Evren'i de tenkit etmem diyor. Çünkü Türkiye'nin başında şu kadar zaman buldu diyor. Tabii. Ve hatta cennetliktir diyor. Bütün, hiçbir otoriteye karşı çıkmamış. O kadar karşı çıkmamış ki Sözcü gazetesinin yazarı Emin Çolaşan'a. Emin Çolaşan'a aha getirdim. İltibatlara evet. Gark ediyor. Ona bile serfuru etmiş bir adam. %50 milletin reyini alan bir otoriteye niye karşı çıktı? Peki şimdi aynı bunu adam da bak, bakalım da, ne demiş? Bunu da Ali Bulaş söylüyor. Ali Bulaş evet. Daha evvel. Evet. Ali Bulaş bugün onu müdafaa ediyor ya. Mektup. Körfez Harbi sırasında diyor ki onu yükseltenler kullanma zamanı geldiğine karar verdiler. Onun için bak Allah aşkına şeye insanlar neler yazıyorlar bak. Bak. Peki şu arkadaşlar videoyu hazırladılar, onu bir girelim lütfen. Peki 28 üzerine, Şubat içinde şunu göster o zaman. 28 Şubat videosu bakalım. Zamanın paşası, ikinci Genelkurmay ikinci başkanı Çevik bir hakkında ne sözler sarf etmiş. Bugün başbakana neler söylüyor herkes biliyor, farkı görecekler. Lütfen girelim arkadaşlar videoyu. Fethullah Gülen 28 Şubat sonrası kurulan azınlık hükümetine destek vermiş, darbeci komutanlara metiyeler düzmüştü. İşte Gülen'in 1998 yılı Ocak ayında zamanın Genelkurmay 2. Başkanı ve 28 Şubat darbesinin mimarı Çevik Bire yazdığı yılbaşı kutlama mektubunun özeti. Sayın Komutanım, son günlerde medyamızda yeniden gündeme gelen ve yanlışlıkla ismimle birlikte anılan okullarla ilgili olarak şu birkaç satırla huzurlarınızı işgal edeceğim için yüksek af ve hoşgörünüze sığınıyorum. Değerli komutanım, kahraman ordumuzun şerefli bir mensubu ve en yüksek rütbede bir komutanı olarak takdir buyuracağınız üzere tamamen Türk eğitim sistemine bağlı olarak faaliyet gösteren bu okullarda eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, bağımsız ve sosyal bir hukuk devleti özelliğinin aksine bir faaliyet varsa devletimizden önce ben bu okulların açılmasını teşvik etmiş biri olarak kapatılmalarını teşvik ederim. Eğer bazılarının iddia ettiği gibi bu okullarda herhangi bir dış ülkeden veya ülkemize düşman kuruluşlardan alınmış tek bir kuruşluk destek varsa zaten hastalıklarla sonuna gelmiş hayatımı bizzat kendi ellerimle noktalarım. Bununla birlikte devletimiz zaten kendisinin olan bu okulları dilediği zaman devralabilir. Kaldı ki bu okullar zaten devletimizin olduğu için böyle bir devirden söz etmek bile abestir. Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama vazifesini deruhte etmiş, şanlı ve kahraman ordumuzun seçkin ve şerefli bir mensubu ve Genelkurmayımızın ikinci başkanı olarak ne zaman, nerede ve ne şekilde arzu buyurursanız bu okulları şereflendirebilir ve her türlü teftişi yapabilirsiniz. Böyle bir mektupla kıymetli vakitlerinizi işgal etme sui edebinde bulunduğum için tekrar özür diler. Yeni yılda sıhhat ve afiyet dileklerimle birlikte en derin saygılarımın kabulünü arz ederim efendim. İmza Fethullah Gülen. Gülen Çevik Bire, kıymetli vaktinizi işgal etme sui her güce serfuru etmiş. Için, yani vaktinizi aldığım için bu özür dilerim diyor. Her güce serfuru etmeyi bugün onun müdafiği olan Ali Bulaş'tan misallendireyim. Neden olurmuş bu? Neden? Buyurun. Ben desem garazkar derler. Önceki gün zamandaki köşesinde
Başbakan Erdoğan'ı İran medyası üzerinden aşağılayan, başından sonuna kadar tamamı bir isyan olan Taksim ve Gezi eşkıyalığına da aynı başbakanı ısrarcılıkla itham eden Bulaç, Kürt meselesinden dershanelere kadar yanıltıldığını iddia ettiği başbakana artık bu işi soğut diyerek yüklenmişti. Dün ise ta 1991'de ağlayan ve ağlatan hoca başlığı altında yazdığı bir yazı internet sitesinde dolaşmaya başladı. İşte o yazı. Bu yazıyı kaleme aldığımızda Körfez Savaşı 3. haftasını doldurmuş oluyordu. Bu katliama karşı kim suskun kalabilir? Türkiye'de hükümet çevrelerinin bu kabil tepkilerden büyük rahatsızlık duyduğu anlaşılıyor. Hemen karşı propagandaya geçildi ve Körfez Savaşı'nı Hristiyanlarla Müslümanlar arasında süren bir savaş olmadığını etrafa yaymaya başladı. Daha önce devletin memuru Diyanet İşleri Başkanı bir demeç verdi. Ardından ağlayan ve ağlatan hocaya, Türkiye vaizi statüsüne çıkartılan emekli bir vaize, merkezi camiler tahsis edilerek Saddam Hüseyin'in aleyhinde vaazlar verdirildi. Dün İran-Irak Savaşı'nda Ayetullah Hümeyni'nin zulmüne karşı gelen Saddam Hüseyin'in erdemlerinden dem vuran hoca, şimdi yukarıdan aldığı direktifle doğrultusunda Saddam Hüseyin'in kafirliğinden, işlediği zulümlerden bahsetmeye başladı. Bu artistlere taş çıkartacak profesörlükle ağlayarak ve ağlatarak, üstelik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına saçma sapan rüyalar uydurarak Saddam aleyhtarlığı yapan hocanın sözlerinden çıkan sonuç, Amerika'nın bölgede yaptıklarından dolayı kınanamayacağı ve bu yüz kızartıcı bombardımanlardan mazur görüleceği sonucudur. Ben kişisel olarak bunu yadırgamadım. Çünkü adamlar birilerini besliyorlarsa bunun bir bedeli vardır. Şimdi bu bedeli ödemenin tam zamanıdır. Şimdi, o zaman Amerika'ya bedel ödüyordu. Şimdi İsrail'e bedel ödüyor. Bu otoriteye karşı çıkmayan adam, bir gazete yazarı bile az çok bir sol cephede tutunmuş adamı bile iltifatlara gark eden bir adam, Tayyip Bey'e niye meydan okudu? Emir öyle geldi. Bu onun intiharıdır. 95 yılında söylediğim gibi Allah onu sıfıra müncer kılacak. Çünkü bu zaman İslam'ın terakki ve teali istikametinde murad-ı ilahiyenin cereyan zamanıdır. Bu zamanda ehli küfrün, ehli nifakın şansı yoktur. Onların kayıkları akıntıya karşı gitmeye uğraşıyor. Müslümanların kayığı akıntıya karşıdır. Bu ilahi tecelli karşısında onların mevsim icabı olarak ben sıfıra müncer olacaklarını 91'de söyledim. Bunu yine bir kere daha burada yineliyorsunuz. Ve gidiş oraya doğrudur gidiyorsunuz. Gidiş oraya doğrudur. Şimdi, sıfıra müncer olacak. Sen hoca değil, papaz bile olamazsın diyecekler. Biz VTR'de demişim, yayınladık. 91'de, 95'te. İşte bugün bunu ben duyuyorum çok insandan. Evet. Papaz bile olamaz. Biz yayınladık VTR'de. Diyor ki bir takım isimler var Fethullah Gülen'in Amerika'da oturması için aracılık eden, kefalet veren bazı SİHA üst düzey ajanları var, yöneticileri var. Hiç şimdi, şüphesiz. Sibel Edmund diye bir kadın var. FBI'ın mütercimi ve FBI'ın kirli çamaşırları ortaya döken bir kadın bu. Bir gazeteci evet. Aynı zamanda. Amerika'da çok da popüler kendisi. Hatırlatalım. Bunun internette çok uzunca bir röportajı var. Türkçesi de var. İsteyenler alıp oradan okuyabilir. Sibel Hanım da şunu söylüyor. 1997'den sonra SİHA Gülen'i oyuna dahil etti. Türkiye'nin laiklik konusuna, Türkiye'nin laik kanadına göre Gülen, Türkiye'de şeriat düzenini kurmak istiyor ve suçlarından dolayı aranıyordu. SİHA onu ABD'ye getirdi ve o aranmanın yalan olduğunu ben eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun ifadesini istinaden geçen programda söyledim. Söylediniz. Yalan. Ne tesadüf ki diyor, SİHA merkezinin hemen yanı başında bir eve yerleştirildi. Gülen 15 yıldır ABD'de yaşıyor diyor. Buyur. Mahir Kaynak Hoca da demişti ki Çevik bir onu Amerika'ya kasten gönderdi. Orada onu kullanacaklar, kullanıyorlar diye o mealde bir cümlede yayında bakın, açıkladık. Bakın Abdülhamid'i tahttan indiren hareket ordusu Selanik'ten geldi.
İnsan hiçbir şey bilmese bile bunlar kimdi, ne niyetleri vardı. Selanik bir Yahudi karargahıydı. Hareket ordusu Erzurum'dan gelmedi, Konya'dan gelmedi de niye Selanik'ten geldi? İspanya'da katliama uğrayan Yahudiler Fatih'in oğlu 2. Bayezid zamanında Türkiye'ye sığındı. Onları Selanik'e yerleştirdi 2. Bayezid. Selanik bir Yahudi karargahı olduğu için İttihat Terakki'nin merkezi umumisi de orası. Başşehir'de değil de Selanik'te. Hareket ordusu da oradan geldi. Niye Gülen Amerika'ya gitti? Çünkü burada yapamazdı aynı şeyi. Bir de bu SİHA biliyorsunuz yani bu bunlar küresel çapta politika dizayn eden güçler. Gülen'e bu kadar çok kol kanat veriyorlar. Amerika'da oturması için açıkça işte isimlerini saydık. Gülen'e mektuplar veriyorlar mahkemeye. O zaman neden yaptın bunu? Yani SİHA ajanı Fethullah Gülen'in için arka çıksın? Bunun sebebi şudur. Gülen'i yükselten iki faktör var. Birisi İslam'ı tahrip etmiş olmasından dolayı sağladığı harici destek. Öbürü de haram para çokluğu. Bak bunu milletin fıkra aklında çok kalıyor. Ben fıkra gibi bir şeyle anlatayım. Benim babaannem şişmandı. Mayıs ayında sülük takardı. Sülükler emer emer düşerdi. Onları alır küle kusur tekrar koyardı. Babaanne bunlar senin kanını emiyor. Niye bunları sırtına koyuyorsun derdim. Bana derdi ki uşuğum bunlar akıllı hayvanlardır. Bunlar benim kirli kanımı emiyor. O da bana faydadır. Temiz kana dokunmazlar. Fethullah'ı yükselten birinci amil akıl hocası Yahudi olduğu için paraya hükmetmek, parayla insanları satın almak istikametindeki telkinin neticesi haram para çokluğudur. Hareket, amel parayla aynı kırattandır. Ona para verenler tövbe istiğfar etsinler. Paraların haram kısmı para oraya demişken, gitti. Sayın Mısıroğlu sizden de para istiyor Fethullah Gülen. Galiba mahkemeye bir 30 bin lira yatırmak zorunda kaldınız. Evet. Ona benden istiyor. Benden cebri alıyor. Benden cebri alıyor. Kendine tabi şimdi, hakimler vakit vasıtası. Yok bir video var. Sizinle ilgili bak, aslında övgü dolu cümleler kuruyor. Ondan haber şunu söyleyeyim bak. Ama dönüp sonra dava bak, açıyor. Bir davadan hüküm giydim. Onu gazetelerinde yalan naşrettiler. Ben iftiradan beraat ettim. Hakaretten 4000 lira para cezasını. Buradaki avukatı nedense icraya vermedi. Erzurum'da 3 dava açtı bana. 2 kardeşi bir amcası. Neden biliyor musunuz? Ben ona Ermeni demişim. Buradaki davanın birinde de bu iddia var. Ona ben Ermeni demedim. Ona Ankara Emniyeti Ermeni dedi ve tafsilatıyla İnternette geziyor. Babası demiş ki üstelik bir evlat yetiştiriyorum bunların boynunu kendi kılıcıyla vuracak. Bu emniyet söz var. Emniyet kayıtlarında böyle bir şey var mı gerçekten de? Siz bunu araştırdınız mı? Ben dedim ki sen avukatına ben Ermeni demedim. Benim kitap da burada gösterebilirim. Sana Ermeni diyorlar da niye tekzip etmiyorsun? Ben bu tekzip etmemeye hayret ediyorum. Avukatı mahkemede diyor ki 28 Şubat ürünü olduğu için bunu tekzibe lüzum görmedik. Ben de dedim ki senin adamının adı Fethullah'ymış. Birisi iddia etmiş ki sonradan he ilave ederek Fethullah yapmış. Kurban oldu Fethullah. Fethullah bunu 4 kere tekzip etmişsin. İnternette var. Bu onun kadar mühim değil miydi? Babası diyormuş ki evlat yetiştiriyorum Müslümanların boynunu kendi kılıcıyla vuracak. Bunu tekzip etmek ihtiyacını hissetmiyorsun. Ben buna hayretimi ifade ettim. Bundan dolayı size dava açtılar. Kaldı ki bir insana Ermeni demek de suç değildir. Aslı Ermeni olmuş Müslüman olmuş. Ama kardeşim, Ermeni olmayan bir insana bunu söylerse. Ermeni olmuş gayrimüslim vatandaşım. Elbette, elbette. Devletin nizamına, hukukuna riayet Ermeni ettikten sonra küçük, herkes muhterem. Küçük düşürmez biz ama Ermeni olmayan insanların fiiliyle meşgulüz. Evet. Fiiliyle meşgulüz. 3 davadan 6'şer bin liraya hükmetti. 3 dava birleşti Erzurum'da. Bir celsede karar verdi.
Artık bu nasıl hakimmiş, nasıl mahkememiş? Bundan sonra ben geçen sefer de söyledim. Fethullah aleyhtarlık yapıp da başka bir meseleden dahi olsa aleyhinde mahkemeden bir karar sadır olan o karara inanmaz. Evet. Çünkü bunlar en ehemmiyetli olan adaleti zedelediler. Akıllarda kuşku adaletin bir ağacın bünyesine giren kurt gibi adaletin içine girdiler. Süremiz bitti. Adam beni bir celsede mahkum etti. Avukat masraflarıyla, faiz talebiyle 30 bin liraya çıktı. Sizden faiz de istiyorsunuz. Ben geçen cuma faiz de ilan ettim internette. Hoca adam faiz istiyor dedim. Zaten buna helal para zarar verir. Onun için ben de faiz parası aldım, buldum, verdim ona. Peki. Son bir cümle kapatıyoruz. Yani benim param değil. Bitti mi Allah aşkına? Zaman su gibi aktı. Hafazan Allahu Teala. Peki. Kapatıyoruz lütfen, ne son diyelim? Bir cümleyi bağlayalım. Şunu söyleyebilir miyiz? Siz başında aslında ben artık kitap yazacağım, gelmek istemiyorum dediniz ama biz buradan seyircimize biraz umut verelim. Biz bundan sonra bu yayınlara biraz daha devam edelim sizinle. Çünkü bu hakikatlerin burada dile getirilmesinde fayda var. Benim bak buraya aldığım notların dörtte birini konuşamadım. Doğrusu ben size soru bile soramadım. Aslında soracağım çok soru vardı. Ciddi bir hazırlıkla yaptım. Elimde birçok da belge vardı. Ama hiç bunlara fırsat olmadı. Neyse, anlayana sivrisinek sağ olun. Sağ olun. Anlamayana davul zurna ağır. İyi ki geldiniz, iyi ki konuştunuz. Ben inanıyorum bu akşam da birçok insan aydınlandı. Ama bu çalışmalara daha gerçekten devam etmek lazım. Eğer, hakikatleri haykırmak lazım. Eğer bir insanın küfrüne 100 tane delil varsa, saymaya başlasa, Napolyon'a demişler ki, efendim demiş, niye harp etmiyorsunuz? Efendim barut 3 şey eksik. Ne birincisi barut, gerisini söylemeyin demiş. Aynen onun gibi, eğer bir adamın küfrüne 100 delil varsa, 100'ünü de bilmeye ihtiyaç yoktur. Bir tanesi de adamı dinden çıkarır. Peki, biz burada kaç tane delil saydık? Bu kafidir anlayana. Anlamak istemeyen için söylediğim gibi sümmün bukmün umyün fehum la yercuğun. Çok teşekkürler. Aziz geldiniz. Müslümanlar, Rabbena la tuzigh kulubena ba'de izzeteytena ve heb lena min ledünke rahme. Ayet-i kerimesini dua makamında çok okuyun. Peki. İnsanlar kolay sapıyor. Ahirette ben falana inandım da bu yanlışa sürüklendim demek sizin için mazeret olmayacak. Yanlışa sürükleyen, batıla sürükleyen de cehennemlik, sürüklenen de cehennemlik. Hafazan Allahu Teala. Allah cümlemizi hidayet üzere muhafaza etsin. Peki, çok teşekkürler geldiğiniz için Sayın Kadir Misiroğlu. Efendim teşekkür ederim. Bu akşamlık bu kadar. Salı günü karşınızda olacağız. 60 dakika programımız var. Orada da yine iddialı bir yayın olacak. 17 Aralık operasyonunda gözaltına alınan Fatih Belediye Başkanı konuğumuz olacak. Efendim şimdilik hoşça kalın.